<laughs> evet şu an yayında olmamız lazım. Hemen kontrol edelim. 2 dakika şöyle bir mikrofondan ses geliyor mu diye bakacağım. Tamam ses geliyor süper. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şu an 10 küsür kişi var. Gayet güzel bizim için. İyi bir başlangıç. Biraz böyle ciddi bir yayın yapacağız bugünkü programda. Zaten Twitch'ten hatırladığınız Yasir arkadaşımız karşınızda kendisini görmekte. Ben de kendisiyle ilk defa karşılaşıyorum. Bugün sizlerle klasik mekanikten kuantum mekaniğine geçiş üzerine benim daha önce üniversitelere ve liselere de yapmış olduğum bir sunum var. Onu gerçekleştireceğiz. Evet Şefaat burada hoş geldin Şefaat. Hamza sen de hoş geldin. Sorularınız varsa istediğiniz zaman chat kısmından sorularınızı yazabilirsiniz yani interaktif bir etkinlik olacağız. Biz chat'i sürekli okuyoruz. Hatta şöyle yeni de bir sistem kullanıyoruz. Restream uygulaması. Böyle sorduğunuz şeyleri, yazdığınız şeyleri ekrana getirme şansım da var. Mesela Şefati getirelim. Hoş bulduk, iyi yayınlar yazmış. Böyle biraz daha interaktif bir yayın yapmaya çalışacağız sizlerle beraber. Şöyle biraz sohbet edelim 1-2 dakika. Ondan sonra biraz insanlar da geldiğinde sonra başlarız. Zaten YouTube'da güzel olan şey geriye sarma özelliği var. Umarım vardır. Daha önce kontrol etmedim. Eğer varsa yeni gelenler de geriye sarıp izleyebilirler. Evet var. Utku Can Bolat gelmiş. Benim İzmir Yüksek Teknoloji'den arkadaşım şu an Münih Teknik'te akademik çalışmalarını devam ettiriyor. Utkucuğum hoş geldin. Şimdi Utku kesin değişik değişik sorular soracaktır. <laughs> Utku yayına bağlayalım seni istiyorsan. İstediğin zaman gel. Bu arada eğer yayına bağlanmak isteyen varsa yayına bağlayabiliriz. Ayşenur sen de hoş geldin. Evet Burza şimdi klasik mekanikten kuantum mekaniğine geçiş için birazcık tarihsel bir yolculuk yapacağız. Bunu benden isteyen arkadaşlar olduğu için anlatıyorum. Birazcık lise ve üniversite birinci sınıf düzeyinde bir yaklaşım. Çok fazla detaylarına girmeyeceğiz. Özellikle klasik mekanikten kuantuma geçiş süresindeki önemli olan bazı deneylere bakacağız sunumun sonuna doğru. İşte Stengerlah eksperiment olsun. Bu elektronun spin özelliklerinin açığa çıktığı deney veya onun dışında A Serkan hocamız da gelmiş. Serkan hocam sizi kesinlikle yayına bağlayacağım. Link gönderiyorum. İstediğiniz zaman gelin. <laughs> Zaten Serkan Hoca ile önümüzdeki haftalarda yayın da yapacağız. Kendisine de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Yani Twitch'in aksine biraz daha ciddi bir yayın yapmaya çalışacağız burada. O nedenle Twitch'ten takip edenler niye bu kadar ciddi olduğumuzu merak ediyorsa burası YouTube yani Twitch'te olan Twitch'te kalır. Hazır mısın Yasir? Yasir sen chat kısmına bakabilirsin. Ben sunumu anlatırken bu ekranı görmeyeceğim çünkü. Sen kendi tamam. mikrofonunu açarak beni durdurabilirsin eğer önemli bir soru varsa o anda işte müdahale etmemiz gereken bir soru varsa söyleyebilirsin. Tamam. Şimdi klasik mekanikten kuantum mekaniğine geçiş için ben biraz geriden başlayacağım. Böyle iyice bir geriden başlayacağım. Nereden başlayacağım? İşte milattan önce 500'ler 600'lerden itibaren İzmir, Ege bölgesi tarafındaki topraklarda yetişmiş olan modern bilimin, modern bilim demeyelim de Avrupa biliminin kurucusu sayabileceğimiz bazı isimlere böyle bir saygı duruşuyla başlamak lazım. Tabi bunların hepsini tek tek anlatmayacağım merak etmeyin. Felsefe dersinde değiliz benim çok hakim olduğum isimler de değil zaten çoğunluğu sadece bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. İşte Thales, Anaximandros, Anaximenes gibi isimler Aydın neresiydi ismi? Miletos yani Aydın Milas'ta olması lazım. Bunlarla başlayan bir Avrupa bilimi olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında çok önemli bir isim olan Aristo'ya gireceğiz. Aristo da aslında mekanik biliminin böyle ilk ilk ciddi düşünürlerinden bir tanesidir. Yani kütlelerin ve kütlelerin hareketleriyle ilgili bazı bağlantılar açıklamaya çalışmıştır. Ondan sonra astronomlar çağına hızlıca geleceğiz. İşte önemli bir isim olan Kopernikus, Brahe ve Kepler. Özellikle Kepler, 20. yüzyılın başında atomik modelle uyarlanmaya çalışıldığı zaman bazı problemler çıktı. Bu Kepler'in yörünge hesaplarından ötürü önemli bir bilim insanıdır. Gerçekten çok önemli bir bilim insanıdır ve inanılmaz bir eşik kırmıştır bilimde. Sonra zaten benim favori bilim insanlarından bir tanesi olan işte modern bilimin öncüsü diyebileceğimiz Galileo Galilei. İonyalı filozoflar, bunların fotoğrafları var çok önemli değil bunu daha önceki bir sunumda kullanmıştım diye. Bunları burada anlatmayacağım çok detaylı. İşte fotoğraflar Galileo falan var. Biz şöyle klasik mekaniğin önemli olduğu noktalara bir gelelim. Yani klasik mekanik nerede yükseldi? Zaten büyük ihtimal Utku'yla hemfikir olduğumuz sayılı konulardan bir tanesidir. Utku'yla sürekli biz birbirimize didişirdik üniversitedeyken de. Sir Isaac Newton tarihin herhalde gelmiş geçmiş en büyük bilim insanıdır. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Hiç öyle işin içine Einstein'ın Maxwell'i Schrödinger'i e falan katmaya gerek yok. Newton tarihin gelmiş geçmiş en büyük bilim insanıdır. Çünkü yaptıklarının yaptığı döneme göre önemiyle herhalde kimse o kadar büyük bir çalışmayı yaptığı döneme göre büyük bir önemde gerçekleştirmemiştir. Sonra klasik mekanikte klasik mekaniği uygulanabilir hale getiren ve günümüzdeki mekanik yani günümüzdeki sistemin arabalarda işte bütün kullandığımız karmaşık mekanik sistemlerdeki formülizasyonunu Lagrange ve Euler tarafından ki bunu zaten üniversitede klasik mekanik veya analitik mekanik dersi alan arkadaşlar bilirler. Çok meşhur Arya'nın bir tane kitabı vardır. Bir de Torto'nun klasik mekanik kitabı vardır. Biz ondan işlemiştik üniversitede. Sonra klasik mekaniğin krizlerine geleceğiz. Klasik mekaniğin atomik ölçeklerde ve ışık konusunda büyük krizleri var. Lagrange ve Euler'in çok meşhur bir tane denklemi vardır. Aslında Newton'un ikinci yasasını açıklayan daha böyle matematiksel anlamda türevlerle bolca bezenmiş bir tane diferansiyel ilişki. Aslında Newton mekaniğinin matematiksel anlamda kusursuz biçimi diyebiliriz. Şimdi Newton mekaniğini klasik mekaniği anlamak için <laughs> Doğukan herhalde soru sormuş. Ne zamandan beri YouTube'dan yayın yapılıyor? Bu ilk yayınımız. Böyle bir deneyelim dedi YouTube yayınını. İlgilenenler varsa devam edebilir. <laughs> Şimdi klasik mekaniğin anlaşılmasında Newton mekaniğindeki bazı aksiyomları ve paradigmaları anlamamız lazım. Bunlardan bir tanesi Newton mekaniğinde her şey noktasal parçacıklar halindedir. Yani güneşte, dünyada, Ahmet'te, de, Mehmet'te herkes ve her şey birer noktadır. Genel bir çekim teorisinden bahsediyoruz. Uzaktan anlık etkileşim var. Çünkü bu enteresan. Yani günlük hayatta bizim kullandığımız veya günlük hayatta tecrübe ettiğimiz her türlü kuvvet bir şekilde yayılmak zorunda değil mi? Mesela ben atıyorum bir yere çıkıp bağırdığım zaman ses dalgaları öncelikle benimle Ahmet arasındaki mesafede yayılacaklar ve Ahmet de bunun üzerinden gidecek. Newton'un teorisinde formülümüz var. Formülde bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Burada kütle falan var. Herkes biliyor. Bunun altında da 1 bölü r kare. Yani mesafenin karesiyle ters orantılı. Çok önemli bir formül. Ters kare yasası. Kuvvet ters kare ile yani mesafeyi iki katına çıkardığınız zaman kuvvet onun karesiyle azalacaktır. Ama formüle bakarsanız formül içerisinde kuvvetin yayılımı ile ilgili bir tane zaman bağımlılığı söz konusu değil. Anlık bir kuvvet söz konusu. Tamamıyla nedensel ve deterministik bir sistem. Bunu sürekli söylüyoruz ama biz burada nedensel ve deterministik derken felsefedeki nedensellik ve determinizm konusunda çok fazla girmeyeceğiz. Bunu söylemek istiyorum. Yani burada bir fizikçinin nedensellikten ve determinizmden anladığı şey Burada böyle saatlerce tartışmaya gerek yok işte aslında determinizm öyle bir şey değil falan. Biz burada matematiksel anlamda sistemin geleceğini biliyor muyuz bilmiyor muyuz? Aslında bunu anlatmaya çalışıyoruz. Newton sisteminde, Newton mekaniğinde, klasik mekanikte sistemin herhangi bir T anındaki Herhalde yayın tekrar YouTube'da duracak bir de görüntü Herhalde görüntü bulanık diye bir şeyler söylenmiş ama ben de bir kontrol edeyim. Görüntü gayet iyi duruyor benim yayında. Kontrol edeyim hocam ben. Yani 720p Bilmiyorum. yayın yapabiliyorum. Evdeki internetten herhalde idare eder. Tamam. <laughs> Sistemin herhangi bir t anındaki hareket denklemini biliyorsak geri kalan tüm dinamikler, sistem içerisindeki tüm bilgi aslında bu konum üzerinden bazı diferansiyel ilişkiler tanımlamakla alakalı. Sadece bu kadar basit. Yani konum denkleminin zamana göre türevini aldığınız zaman hızı bulursunuz. Hız denklemini bulursunuz. Hız ve kütleyi çarptığınız zaman elde edeceğiniz şey bir momentumdur. Tabi bunlar aslında çok basit tanımlar. Bunların çok böyle ağır türevsel ve diferansiyel integral ilişkileri vardır. Biz onlara da çok değinmeyeceğiz. Çünkü yoksa zaten bunu zoom'da yapmamız gerekirdi. Bak Twitch'ten YouTube'a geldik konuyu biraz indirgedik biraz ciddileştik eğer daha da ciddileşeceksek bu sefer Zoom'a geçeceğiz Zoom'da böyle daha bir artık ders gibi yapacağız. Enerji ilişkisi ise 1 bölü mv kare olarak zaten hepinizin bildiği bir ilişki. Yani ben sistemin konum denklemini biliyorsam, herhangi bir t anındaki konum denklemini biliyorsam, başlangıç koşullarını biliyorsam ve iğmesini biliyorsam, örnek vermek gerekirse, mesela şu artık hepimizin evinde olan maskeyi, yere bıraktığım zaman, ben başlangıç mesafesini biliyorum. X0. Sistem üzerine etki eden ivmeyi de biliyorum. İvmem sabit. Yer çekimi ivmesi. Ben sistemin herhangi bir T anındaki geçmiş ve gelecek fark etmez. Yani ben bunu yere düşerken fotoğrafını çekip yere düştüğü andaki ivmesini ve parametrelerini hakimsem sistemi geçmişe de sarabilirim. Deterministik sistemden kastımız bu. Sonra Newton'dan sonra tarihin belki en büyük ikinci bilim insanı diyebileceğimiz belki Utku bu konuda karşı çıkacaktır ama tarihin en büyük belki ikinci bilim insanı diyebileceğimiz Maxwell var. Bir de hep şey tartışılır bu Edison, Tesla falan arkadaşlar şimdi elektromanyetizma, elektrik ve manyetizma konularına girdiğiniz zaman önce Maxwell'den başlarsınız. Edison'dur, Tesla'dır, Faraday'dır tamam bunlar bu şeylerin elektrik konusunun başlangıcını atan bilim insanları ama Maxwell'de bu iş çözümlenmiştir. O yüzden biz biraz Maxwell'e girmemiz gerekecek. Eğer elektromantik teoride anlamak, elektromantik teoriyle ilgili konuşmak istiyorsak. Maxwell'de ne var? Maxwell'de Newton'un parçacık teorisinin üzerine yani noktasal parçacıklar yerine dalga teorisi söz konusu. Ters kare yasası yine karşımızda. Sistem yine nedensel ve deterministik ve çok başarılı bir şekilde 8 tane diferansiyel denklemle elektrik ve manyetik etkileşimlerin aslında aynı şeyler olduğunu ve tek bir çatı altında yani elektromanyetizma altında toparlanabileceğini bize anlatan önemli bir çalışma yapıyor Maxwell. Maxwell'i aklınızda tutun ileride karşımıza çıkacak. Peki klasik mekaniğin zirvesi nerede? Şimdi herkes Einstein'ı böyle bunlarla çok karşılaşıyorum. Einstein sanki kuantum mekaniğinin kurucusu ve kuantum mekaniğinin böyle en önemli ismiymiş gibi bir algı var insanlar üzerinde. Özellikle özellikle lise ve üniversite başlangıç düzeyinde sanki Einstein'ın kuantum mekaniğiyle çok içli dışlı bir ilişkisi varmış gibi anlatılıyor ama Einstein aslında klasik mekaniğin zirvesidir. Kuantum mekaniğinin hemen öncesindedir. Tabi kuantum mekaniğine büyük katkıları vardı yani fotoelektrik etki gibi önemli bir çalışma ve sonrasında 1935'teki EPR çalışmaları Einstein'ın kuantum mekaniğinin içine bir yere sokuyor ama kuantum mekaniği Einstein'ın o kadar da böyle içinde olduğu ve desteklediği bir mekanik değildir. Ona da zaten geleceğiz yavaş yavaş. Şimdi burada Michelson Morley'in yaptığı ışık hızı deneyleri var. Işığın hızının Güneş'in, dünyanın Güneş etrafındaki hareketinden bağımsız olduğu gösterildi. Bunu da zaten belki liselerde bile vardır artık şu interferometre olarak adlandırdığımız bir tane ışık kaynağından çıkan ışık işte bir tane beam splitter'dan yansır. Bu beam splitter'ın bir tanesi sabittir, diğeri hareket ediyordur falan gibisinden yapılan basit deney düzenekleriyle ışığın hızının değişmediğini gösteriyorlar. Yani ışığın hızının güneş etrafındaki hareketten bağımsız olduğunu gösteriyorlar. Bu çok önemli bir sonuç. Çünkü ışığın hızı değişmiyor. Burada işin içine Einstein geliyor. 1905 senesinde yazdığı 4 tane önemli makale vardır ve bu makaleler zaten 25 yaşında bir insanın da akademi içerisinde bile değilken yazabileceği en büyük dört makaledir. Belki günümüzdeki normal bir fizikçinin hayatı boyunca yapabileceği çalışmaların bütününden daha büyük makalelerdir özünde baktığınız zaman. Einstein 1905'te fotoelektrik etkiden zaten Nobel ödülü aldı. Ona sonradan geliriz. Ama bizim burada söylediğimiz Einstein'ın özel görülük olarak adlandırılan ışık hızı bir sabittir ve kaynağın hareketine göre değişmez. Peki bunu nasıl yaptı diye soracaksın. Zaten elde deneysel veri var. Deneysel veriyle uyumlu olması için güzel. Riemann geometrisi üzerinden ve Lorentz dönüşümleri üzerinden şöyle gayet geometrik gayet geometrik ve gayet anlaşılır bir şekilde ışığın hızının sabit kalmasının tek yolu zamanın değişmesidir. Aslında aslında yani o fikir çok basit değil mi? Şimdi V eşittir. X bölü T diyorsunuz ya zaten lise yıllarından beri öğrendiğiniz bir denklem. Yani bunu en basit şekilde söylüyorum. X'i değiştirdiğiniz zaman V değişmiyorsa değişmesi gereken ve düzenlenmesi gereken şey T'dir. Yani zamandır. İşte Einstein de bunun üzerine gayet güzel geometrik bir yaklaşımla tüm sistemini kuruyor. Klasik mekanik peki terk edilmiş mi? Hayır. Çünkü klasik mekanik günlük hayatı bizim dünyadan Mars'a giderken veya dünyadan uzaya çıkarken... Günlük hayatta işlerimizi yaparken kullandığımız her şeyin %80'inde 90'ında klasik mekanik vardır. Geri kalanlarında kuantum mekaniksel ilişkiler de söz konusu. İşte transistörler, bilgisayarlardan bahsediyorsak. İşte LED'ler, şu an ekrana baktığınız şeylerin hepsi kuantum mekaniğinin sonrasında. Yani birinci kuantum devriminin sonrasında açığa çıkmış çalışmalar. <laughs> İki tane krizimiz var bizim klasik mekanik içerisinde. Bunlardan bir tanesi ışığın dalga ve parçacık ikilimi. Tamam. Öteki ise makroskopik olaylarda başarılı olmasına rağmen gezegenler gibi sistemlerde peki biraz daha küçülttüğümüz zaman yani mikroskobik olaylar düzeyine indiğimiz zaman klasik mekaniğin çalışmıyor olması. İki tane problem var. Bu iki probleme bir yakından bakalım. Şimdi ilk krizimiz ışık. 17. yüzyılda Newton döneminde ışık herkes tarafından bir parçacık olarak algılanıyor. Çünkü neden? bir momentumu var. Yani enerji transferi yapan bir şeyden bahsediyoruz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Sorularınız varsa chat kısmını yazın. Ben chat'i de okumaya çalışıyorum. Eğer o anda anlatmam gereken bir şeyse hemen kesip sorunuza cevap vermeye çalışacağım. 17. yüzyılda Newton tarafından parçacık olarak tanımlandı. Gayet basit değil mi? Çünkü ışık mesela köşeyi dönemiyor insanlar için genelde düz gidiyor. Sonuçta bir dalga mekaniği mesela bir su dalgası köşeyi dönmesi lazım. Bir köşeyle karşılaştığı zaman oradan kırınıma uğraması gerekiyor. Işık için tabii ki uğruyor. Yani biz bunu şu an biliyoruz da ben size 1600-1700 senelerden bakmanızı istiyorum. O zamanlarda ışığın parçacık olduğu düşünülüyor. Çünkü neden? Metali ısıtıyor. ya. Yani metali ısıtıyorsa metali ısıtan şey küçük parçacıklar var. Geliyor işte metali çarpıyor metali ısıtıyor. Gayet anlaşılır bir anlaşılır bir bakış açısı. Sonra 1801'de Young çift yarık deneyini yaparak bak şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde ışığın bir dalga olduğunu gösteriyor. Hatta o kadar o kadar güzel bir şekilde gösteriyor ki ya sonrasında çok uzun bir süre insanlar o konuyu kurcalamayı bırakıyorlar. Çünkü net bir şekilde belki şurada göreceksiniz mesela iki tane yarıktan geçen ışıklar su dalgası gibi yarığın arkasında dalga deseni oluşturuyor. İki tane yarık varsa bunlar arasında süperpozisyonlar yani yıkıcı ve yıkıcı e, yıkıcı ve yapıcı girişimler. Artık bunun Türkçesi umarım doğru söylemişimdir. O karşı tarafta böyle maksimumlar ve minimumlar gözlemliyoruz. İşte bunlar sadece dalgalarda karşımıza çıkabilen şeyler. Yangın yaptığı bu deneyde şu sol tarafta oynattığım videoyu görüyorsunuz. Bu bir simülasyondur tabii sağ tarafta da şeyi görüyorsunuz, deneysel bir sonucu görüyorsunuz. sonra 19. yüzyılda Maxwell ve Hertz tarafından bu Hertz'te meşhur şu tüm dalgalarda kullandığınız abi işte 300 Hertz, 400 Hertz dediğimiz Hertzler var işte bu Hertz aslında buradaki Hertz yani bir dalganın tekrarlanma hızı, frekansı, frekansının Hertz olarak tanımlıyoruz. Maxwell ve Hertz de yaptığı çalışmalarda zaten böyle çok temiz bir şekilde ışığı dalga olarak ele almışlardır. Zaten Maxwell ışığın hızını elektromanyetik alan üzerindeki sabitlerden yani mü sıfır ve epsilon sıfır üzerinden ışığın hızını teorik olarak hesaplamıştır. Ve tamamıyla ışığın bir dalga olması gerektiğini bize göstermiştir. 20. yüzyıla geldiğimiz zamansa karşımıza parçacık özellikleri tekrar çıkıyor. Max Planck ve Einstein'da özellikle Einstein'ın fotoelektrik etkisinde ışığın parçacık özelliklerini çünkü ışığın metalden elektron koparmasını bunları bunlarla karşılaşıyoruz ve işin içine bu sefer kuantizasyon yani ışığın parçacık ilişkileri giriyor hemen bir çete bakayım buraya kadar bir soru var mı hocam evet. demiş e... evet o soru ben de anlayacaktım. tamam tamam Yangın çift yarık deneyinde dedektör etkisi ne olabilir birçok makalede felsefe olarak yorumlanışını gördüm de ölçüm yapma etkini odaklı bir durum olduğu söyleniyor. Hayır hayır yani yangın bir şey yok artık arkadaşlar. Işığın yani ışığın bir dalga mı olduğu konusunda bir şüphe yok. Belki elektron diffraction deneyinde yani elektronun dalga özelliklerinin gözlemlendiği deneyde gözlemci etkisiyle ilgili bazı böyle spekülatif bilgiler var. Onları da anlatmaya çalışacağım. Yani o gözlem demek öyle bir şey değil yani gözlem demek senin benim baktığım şeylerden bahsetmiyoruz. Gözlem dediğimiz zaman bizim bahsettiğimiz şey ölçüm yapmak. Elektronun dalga özelliklerine geldiğimiz zaman oraya değineceğiz. Lakin dedektör etkisi dediğimiz şey öyle bir şey değil. Yani sonuçta sen karşıda fosforlu bir ekrana ışığı gönderiyorsun. Karşıda fosforlu ekrana vurduğumuz zaman çizgiler görüyoruz. Bir dedekt, yani bir ölçüm. Bir foto dayat üzerinden veya bir, bir, bir CCD kamera üzerinden bir ölçüm yapılmıyor burada genelde. Genelde bir tane ekranı fotonlar veya elektronlar çarptırılır. Tamam. Şimdi ikinci krize geleceğiz. İkinci krizde atom yani atomdaki çekirdek ve elektronun ilişkisi. 1911 senesinde Rutherford tarafından yapılan deneyde atomun yapısı ile ilgili bir şeyler öğrenmeye başlıyoruz. Bu üzümlü kekten falan başlamayacağım arkadaşlar. Üzümlü kek modeline girmek istiyorsanız o kadar geriye gitmeye gerek yok. Elimizde bir tane model var. Bu modelde Rutherford'un yaptığı altın yaprağı deneyinde bir tane altın folyo üzerinden gönderilen parçacıklar çekirdekten yansıyor. Geri kalan yerlerden geçiyor. O şekilde yapılan bir deney. Bu deneyde biz biliyoruz ki atomun bir tane çok yoğun çekirdeği var ve çekirdeğin etrafında dolaşmakta olan elektronlar var. Güneş sistemine benzer bir yapı. İnsanlar çok rahat bir şekilde diyorlar ki tamam biz meseleyi çözdük fiziği kapatabiliriz arkadaşlar fizik bitti bu saatten sonra fizik falan yok. Herkes gitsin kimya biyoloji yapsın fizikte soruya yer kalmadı. Neden? Bak gezegenler güneşin etrafında dönüyor Küçültüyorsun, küçültüyorsun, küçültüyorsun. Elektronlar da atomların, çekirdeklerin etrafında dönüyor. Her şey tertemiz. Tüm mesele çözüldü. Fiziği kapatabiliriz. Öyle mi? Değil. Neden? Çünkü işin içerisinde Maxwell var. Maxwell'den kurtulmak o kadar basit. İvmeli hareket eden elektronlar yani bir ivme altında, ivmeli halde harekete sahip olan elektronlar açığa elektromanyetik dalga çıkartırlar. Yani foton çıkartırlar, ışık çıkartırlar. Mesela bu radyo antenlerinin çalışma prensibi budur. Aslında bir tane metali, elektrik yüklü metali titreştirirsiniz. Bu da etrafa böyle bir tane elektromanyetik dalga saçar. Bu çok artık anlaşılmış bir şeydir. İvmeli hareket halinde olan elektron dışarıya elektromanyetik dalga saçar. Yani enerjisini kaybeder. Enerjisi azalır. Şimdi elektron da çekirdeğin etrafında ivmeli bir hareket yaptığı ve kapalı bir yörüngede döndüğü için böyle 10 üzeri eksi 17 saniye civarı çok kısa bir süre içerisinde tüm enerjisini kaybedip çekirdeğe düşmesi gerekiyor. Çekirdeğe düşmezse orada bir problemimiz var. Lakin biliyoruz ki çekirdeğe düşmüyor. Gürşah Kılıç'tan güzel bir soru gelmiş. Işığın momentumu dediğinizde tam olarak ne anlamam gerekli? Momentum mv diyoruz da. Şimdi şöyle. Momentumun mv olduğu Newton mekaniğinden gelen bir ne diyelim? Utku kızmayacaksa aksiyon diyelim. Yani matematiksel bir ilişki. Lakin Einstein mekaniğinde fotonun enerjisine bakarsanız özellikle şu Einstein'ın meşhur E eşittir MC kare formülü vardır ya. Bu formül hareket halinde olmayan rest kütlenin yani sabit hareket halinde olmayan kütlenin sahip olduğu enerjidir. Orijinal formül şöyle söylemeye çalışacağım size orijinal formülü E kare eşittir mc karenin karesi m kare c üzeri 4 artı momentumun karesi ışık hızının karesidir. Sen bunu kütleli ve kütlesiz tüm parçacıklar için bunu çözebilirsin. Aslında nasıl bulacağız? Fotonun enerjisi E ve foton enerjisini ışık hızına böldüğünüz zaman elinizde olan şey fotonun momentumu olacak. Gayet basit. O da size şeyi getirecektir. H bölü lambda eşittir fotonun momentumu olacak. Yani Planck sabitini fotonun dalga boyuna böldüğünüz zaman momentumunu buluyorsunuz. Lakin buradaki yanlış şu. Siz momentumu Newton mekaniğindeymiş gibi düşünüyorsunuz ama arkadaşlar kuantum mekaniği Newton mekaniği ile çok fazla bir alakası yok. Yani yeni bir mekanikten bahsediyoruz. Anladınız mı? Bunu biraz arkada bırakmanız lazım. O m çarpı v biraz arkada bırakmanızı istiyorum. Çünkü m çarpı v sırtınızda taşırken fotonun momentumu ile ilgili hiçbir şey anlayamazsınız. Sürekli sizi sıkıştıran bir tane <laughs> affedersiniz. Sürekli sizi sıkıştıran bir tane formül var. M çarpı V, M çarpı V. Ama bu formül gerçekte olan şey bu değil. Gerçekte olan şey Einstein'ın görelilik formülleri sonucunda açığa çıkarmış olduğu enerji. Bu formüle de internetten direkt bakabilirsiniz. Hatta şeyin sonuna doğru, sunumun sonuna doğru bu soruyu tekrar tartışmak isterseniz ben ekran paylaşımını değiştirmem gerekiyor bu program o kadar akıllı bir program değil Twitch'te yaptığımız gibi. Ekran programını, ekran ekran paylaşımını değiştirip size onunla ilgili bazı görseller gösterebilirim. Şimdi bizim şu anki krizimiz elektronların atomun çekirdeğine düşmüyor olması. Bu büyük bir problem. Elimizdeki modemle en basit haliyle size de lise yıllarında gösterilen Neil Bohr'un atomik modeliyle karşınızdayız. Elektronlar burada etrafında yörüngeler var. Yörüngelerde elektronlardan bahsediyoruz. Güneş sistemi gibi bir şey. Hatta güneş sistemi eliptiktir. Burada daha böyle circular yani daha böyle dairesel yörüngelerden bahsediyoruz. Bu sadece biz simgesel bir gösterim. Aslında işin içine kuantum mekaniğinde girdiğin zaman daha karmaşık. Şimdi kuantum kelimesi ilk olarak burada karşımıza çıkacak. Kuantizasyon yani kelime anlamı olarak seviyelenmiş demek seviye seviye bir mekanik. Bu ne demek biliyor musunuz? Elektronlar çekirdeğin etrafında her yörüngede bulunamazlar. Belli başlı mesafelerde bulunabilirler. İşte bunun ismi de quantization yani seviyelenme, basamaklanma artık Türkçesini en doğru şekilde nasıl çeviriyorsanız siz de yazın şey kısmına. Yazın bu chat kısmına eğer bile bir karşını bilen varsa. Kuantize etmek yani seviyelendirmek anlamında kullanıyoruz. Peki Konumu seviyelendirdiğimiz zaman aslında burada konumu seviyelendirmiyoruz, değil mi? Neil Bohr'un ilk yaptığı şey açısal momentumu seviyelendirmek. Açısal momentumu seviyelendiriyor diyor ki açısal momentum Planck sabitinin tam sayı katlarını alabilir. Birinci yörüngedeki elektronların açısal momentumu n çarpı n bir bir tane Planck sabitidir. İkinci yörüngedeki elektronların açısal momentumu iki tane Planck sabitidir. Peki açısal momentum'u eğer seviyelenmişse açısal momentum nedir? MV çarpı R'dir. Yani çizgisel momentum çarpı yarıçaptır. O zaman yarıçap da seviyelenmiş olacak. O zaman hız da seviyelenmiş olacak. O zaman enerji de çünkü hızı seviyeli yaparsanız MV kareden ötürü enerjiyi de seviyeli bir hale getireceksiniz ve elinizde bütünüyle seviyelenmiş bir tane mekanik olacak. Kuantum mekaniği aslında özünde bu kadar basit. Hiç öyle de sağda solda karşılaştığınız gibi kuantum enerji, işte kuantum rahatlama teknikleri, işte kuantum zayıflama böyle şeylerle alakası yok arkadaşlar. Kuantum mekaniğinin özü seviyelenmiş böyle küçücük parçacıklardan oluşan sistemleri açıklayan bir tane mekanik. Bunu alıp da günlük hayatımızdaki kişisel ilişkilerimize nasıl çıkardıklarını ben de anlamadım. Herhalde kelime biraz cool bir kelime diye Ondan ötürü günlük hayatımıza bolca girdi. Biraz da şey gibi organik domates ya. Organik olmayan domates yok ki zaten. Tüm domatesler karbon bazlı. Ama işte organik kelimesi sağlıklı demek artık. Onu onu biz de kabul ettik. Onu artık karşı çıkamıyorsun yani. Organik domates diyorsun. Kuantum mekaniği olunca da işte kuantum yoga. Normal yogada yaptığın hareketlere ne bileyim işte biraz daha müziği değiştiriyorsun. Kuantum hale geliyor. Tamam. Hemen bakıyorum çete. Aynen. Bizim zaten Twitch'teki kitleden gelen yorumlar oluyor. <laughs> Ayanda Twitch yayını da yapıyoruz. Oradaki yorumlar daha eğlenceli. Bugün YouTube'a yayın yapıyoruz arkadaşlar. Twitch'çiler Twitch'te rahat takılmaya devam edin siz. Ciddi yayın yapıyoruz bugün. Şimdi iki yeni bir paradigma var. Burada da belki 1960'larda bu kalp yani bilim felsefesini burada çok basitçe anlatmak istemiyorum ama 1960'larda Thomas Kuhn'un bilimsel devrimlerin yapısı üzerine yaptığı yani yazdığı bir kitap vardır. Bilimsel devrimlerin yapısını kısaca şöyle bahseder. Bilim içerisinde krizler çıkar. Krizlerin çıktığı anda da yeni çalışmalar yapılır. O çalışmalardan sonra paradigmanın kayması gerçekleşir. Yani yeni bir paradigmaya geçiş yapılır. İşte klasik mekaniğin krizleri çıktığı zaman burada anlatmadım. Biraz uzun olacağı için kara cisim ışıması isteyenler bununla ilgili yayın sonunda konuşabiliriz. İşte fotoelektrik etki çok önemli bir etki. Çünkü ışığın burada kuantizasyonuyla karşılaşıyoruz. Yani ışığın sadece frekansın Planck sabitiyle çarpılmış olan kesikli değerlerin alabildiğini görüyoruz enerjisinde. Ve burada ışığın intensitesini ölçebiliyoruz. N çarpı Planck sabiti çarpı frekans üzerinden. Neil Bohr'un atom modeli kuantizasyonla karşılaşıyoruz. Tabi burada ismini almamız gereken Sommerfeld, Kremers gibi onlarca bilim insanı var. Öyle sadece 3-5 kişiyi sayıp geçmeyelim. Çok şey olmasın biraz herkesin ismini almaya çalışalım gençler. 1920 sonrasında ise zamanının Z kuşağı geliyor. Artık bu Max Planck böyle eski isimler Einstein falan artık çok bilinir hale gelmişler. Onlar artık 40 yaşlarına gelmiş, 30 yaşlarına gelmiş. Bu sefer işin içerisine gençler geliyor. Genç insanlar Heisenberg, Schrödinger. Bunlar da böyle yani öyle bir dönemden arkadaşlar bahsediyoruz ki yani her doktora tezinden bir Nobel ödülü çıkıyor. Anladınız mı? Yani Heisenberg, Heisenberg belirsizlik yanlış bilmiyorsam Heisenberg'in doktora tezi. Sonra De Broglie'nin madde dalgası ile ilgili yazdığı şeyler de De Broglie'nin doktora tezi olması lazım. Zaten Einstein 25 yaşında. Dört tane makale yazıyor. Üniversite içerisinde çalışmıyor. Bir tane bir tane patent ofisinde memurluk yapıyor. Düşünün. 1920 sonrasında Schrödinger ve Heisenberg arasında böyle iki farklı iki farklı yerden Schrödinger ve Heisenberg cephesinden iki farklı matematiksel yaklaşımla kuantum mekaniği geliştiriliyor. Neden geliştiriliyor? Çünkü bir ışığı açıklayabiliyoruz. Işık, ışık nedir sorusuna hem parça hem de dalga sorusunu yani hem parça hem de dalgadır gibisinden bir cevap vererek ışığı açıklayabiliyoruz ve elektronların neden çekirdeğe düşmediğini açıklayabiliyoruz. Bu bize klasik i̇şte şeyin o kuantum mekaniğinin neden açığa çıktığı sorusu aslında bu. Klasik mekaniğin sahip olduğu krizleri açıklayabilme. Şimdi Schrödinger aslında analitik bir denklem geliştiriyor. Burada böyle işte üniversite kalkülüs diye bildiğimiz türev işaretleri, zamana bağlı türevler ileride bir yerde göstereceğim Schrödinger denklemini. Analitik yaklaşım geliştirirken Heisenberg de böyle matrisler mekaniği üzerinden yani lineer cebir üzerinden daha farklı bir yaklaşım geliştiriyor ve Heisenberg belirsizlik ilkesi oradan çıkıyor. Bu ikisi arasında böyle ufak tefek atışmalar, böyle ufak bir tatlı çekişmeler var. Sonra işin içerisinde zamanının büyük matematikçileri giriyor. Neumann giriyor ve Dirac giriyor. Özellikle Dirac diyor ki gençler bir sakin olun. Yani Schrödinger sen de dur, Heisenberg sen de dur. Siz aslında aynı şeyden bahsediyorsunuz. İkinizin bahsettiği şeylerdi bu. İşte bakın ikisini de bir Dirac notasyonu ve Dirac dönüşümü altında aslında Heisenberg Picture'dan Schrödinger Picture'a geçiş yapabiliriz. Bu geçişi yapmak o kadar zor değil gibisinden çok güzel bir şekilde açıklıyor. Sonra 1927 senesinde Neumann'ın çok güzel bir kitabı vardır. Mathematical Foundation of the Quantum Mechanics olması lazım ismi. Zaten öyle bir yaklaşım getiriyor ki kuantum mekaniği ben bu kitabı okuduğum zaman la yuh arkadaş adam nasıl bunu düşünmüş lan bu kadar da bu kadar da temiz anlatılmaz diyorsun. Zaten Hilbert, Hilbert uzayı kuantum mekaniğinin içinde çalıştığı uzaydır. 3 yani üç tane büyük matematikçinin <laughs> desteğiyle kuantum mekaniği çok hızlı bir şekilde bakın 10 sene içerisinde 1920'den 1930'a kadar öyle çalışmalar çıkartıyorlar ki açığa. Yani o işte süperpozisyon ilkesi, Stengerla eksperiment, maddenin dalga olduğu kanıtlanıyor. 1927'de De Broglie'nin yaptığı çalışmalarla beraber de dalganın da bir, pardon maddelerin de bir dalgası olduğunu, yani elektronun da bir dalgaya sahip olduğunu, madde dalgası özelliklerini açığa çıkartıp buluyorlar. Yetmiyor vakum fluctuationlar. Yani işin içinde kuantum mekaniğinde öyle şeyler çıkıyor ki. Sonra 1930'lardan sonra işler iyice çığırından çıkıyor. Kuantum elektrodinamik, kuantum field teori derken günümüzdeki modern fiziğe geliyoruz. Nedir işte bu standart modelin temelini oluşturan modern fizik. Günümüzdeki karmaşık denklemlerde kuantum optik mesela, vakum etkileri, kajmir efekt bunların hepsi aslında teorisi 1930'larda 40'larda oluşturulmuş şeyler. Birazcık çiçeğe bakalım, yorumlara bakalım. Yeni Paradigma'dan sonra geçeceğimiz kuruluş deneylerine gireceğiz. Bakalım burada güzel sorular var mı? Mikrofonun markasını sormuşlar. E, Rode NT-USB. Güzel bir mikrofondur. Tavsiye ederim. Yasir senin sorulara bakmayacağım. Senin soru sorma hakkın yok. Tamam. Avusturya'dayım arkadaşlar. Amerika'da değilim. Evet. Sonra şöyle bir bakalım. Tamam aslında sorular güzel. Genelde hep yorum var. Ölçüm kısmına geleceğiz. Şimdi kuruluş deneyleri var. Bunlardan ben iki tanesine gireceğim. Hepsini anlatmayacağım. Thomas Young'ın Double Slit eksperimentini zaten gidin YouTube'dan izleyin arkadaşlar. Bunu burada bana da anlattırmayın. Üzerine bin tane video çekilmiştir. Sonra radyoaktivite deneyi var. Ona da bakın. Gayet güzel bir deney 1896'da. 1897'de elektronun ve negatif yükün keşfi olan zaten bu katot ray tüpleri kullanıyoruz ya bu eski televizyonlarda vardı işte bu bu CRT televizyonlarda işte katot ray tüp televizyonun kısaltması olan CRT televizyon. Elektron tabancası var. Elektron tabancası sürekli elektron gönderiyor. İçeride manyetik alanlar var. Manyetik ve elektrik alanla beraber elektronları saptırıyorsunuz. Önde de böyle bir tane hangi madde olduğunu bilmiyorum. Herhalde bir tane kimyasal var. Kimyasal'a çarptıkları zaman Çarptıkları hıza göre kimyasaldan da açığa renkler çıkıyor. Sen de bunu görüyorsun. Ve bu çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Sonra karacısım ışıması var. Bu karacısım ışıması kuantum konseptleri olmadan açıklanamayan ilk deney. O yüzden çok önemli. yani Karacısım ışımasının önemi kuantum konseptleri olmadan açıklanamayan ilk olgu evrendeki. Sonra 1905'te fotoelektrik etkiyle karşılaşıyoruz. Milikan'ın yağ damlası deneyi zaten üniversitelerde sürekli yaptırıyorlar. İşte bir tane yağ damlası üstünden yağ damlası aşağı düşüyor normalde yer çekimiyle. Sen bunu elektrik alan uygulayıp sabit tutuyorsun. Yağ damlası aşağı doğru MG ile çekiliyor. Yukarı doğru bir elektrik kuvveti var. İşte bunun üzerinden elektronun yükünü olan E bölü M dediğimiz yani elektron yükünün kütlesine oranını çıkartıyorsun. Çok önemli bir deney. Rutherford'un eksperimentinden bahsettik ve geleceğiz kuantum mekaniğinin kuruluşundaki en önemli nokta olan yani bu indeterministik kuantum mekanik ne demek? Neden kuantum mekanik deterministik değil de klasik mekanik deterministik sorusunun cevabı olan deney? Stengerlah deneyi. Ne yapıyoruz? Özünde çok basit. Onun öncesinde slaytların yerini karıştırmışım. Önce şeyi anlatacağım. Elektron difraksiyonu anlatacağım. Dur. Stengerlah bundan sonra. Sonra 1927 senesinde olması lazım. De Broglie isimli bir arkadaş şöyle güzel bir yaklaşım yapıyor. Diyor ki ben fizik tarihine baktığım zaman nerede tam sayı görsem, tam sayı gördüğüm her yerde bir dalga özelliğiyle karşılaştım. Burada Yangın Double Slit deneylerini bir gönderme yapıyor. Ve diyor ki elektronlarda da bu dalga bu tam sayıları gördüğüm için acaba elektronların da bir dalga özelliği olabilir mi diye düşünüp ufaktan çalışmalara başlıyor ve diyor ki Bence arkadaş elektronların da bir dalgası vardır. Bu da Planck sabiti bölü mv'dir. İşte bu mv'nin çok büyük ve küçük olmasına göre bu dalga boyu değiştiği için ekranda gördüğünüz gibi öyle her zaman gözlemleyemezsiniz. Çünkü bu eğer çok büyükse veya çok küçükse onu gözlemleyemezsiniz. Elektronlar için gözlemlenebilir bir halde. Aslında bu deneyde şu anlama geliyor. Elektronları bir çift yara gönderiyorlar. Bu da zaten yanlışlıkla yapılmış bir deney. Yanlış bilmiyorsam. Bu deneyi yanlışlıkla yapıyorlar ve sonuçlarda bir girişim deseni görüyorlar elektronların karşı tarafta diyorlar ki şey. Eee herhalde bu adam haklıymış diyorlar. Adama direkt Nobel ödülü veriyorlar. Şimdi elektronlar çift yarağa gönderildiği zaman biz bakmadığımız zaman elektronlar dalga özelliği gösteriyor. Biz baktığımız zaman dalga özelliği göstermiyorlar. Bu çok enteresan. Bu aslında bu niye enteresan biliyor musunuz? İnsanlar bunu şey sanıyor. <laughs> Biz baktığımız zaman elektronlar farklı davranıyor. Biz bakmadığımız zaman elektronlar farklı davranıyor. Aslında burada bizim bakmamızla ilgili bir durum yok. Bu senin benim bakmamla alakalı bir şey değil. Ben bir keresinde bir adamla nazar konusunu tartışıyordum. Adam bunun üzerinden nazarı açıklamaya çalışıyor. Dedi ki: "Hocam dedi bak elektronlar bile baktığın zaman farklı davranıyor. Ben sana baktığım zaman dedi sen nasıl farklı davranmayacaksın falan dedi. Ben dedim biz çok farklı biz çok farklı yerlerden konuşuyoruz. Bizim etkileşim kurmamız, iletişim kurmamız mümkün değil. Arkadaşlar bu öyle bir şey değil. Mesela elektronların normalde ölçüm yapmamak demek elektronların geçtiği yarıkların etrafına bir şey koymamak demek. Biz fizikçi olarak ölçüm yaptığımız zaman ölçüm yapmak şu anlama gelir. Ben buraya bir tane ben buraya bir tane lazer koyarım. Elektron bu delikten geçtiği zaman buradaki lazeri keser. Ben dedim ki elektron buradan geçti buradaki lazeri keserse ben derim sağdakinden geçti. Hangi lazeri kestiyse ondan geçtiğini söylüyorum. Bu kadar basit. Peki elektron lazerden geçerken fotonlarla etkileşime girdiği için yönü değişiyor ve normalde gitmesi gereken yere gitmiyor. Ve sen sistemin ölçüm yaparak sistemin sonucunu değiştirmek istiyorsun. Haydi diyeceksiniz ki hocam elektronun yönünü değiştirmeden yapabileceğiniz bir ölçüm yok mu? Ya zaten foton dışında bir seçeneğimiz yok ki kütlesi olmayan bir tane parçacıktan bahsediyoruz. Daha ne kadar küçültebiliriz? Zaten foton bizim kullanabileceğimiz en küçük ve böyle elektronla en az etkileşime giren şey. Oraya bir tane parçacık koysak elektron zaten olduğu gibi çarpışacak, direkt çarpışacak. Oraya elektrik alan koysak, elektron yüklü bir parçacık olduğu için elektrik ve manyetik alandan geçi elektrik ve manyetik alandan geçerken zaten bir sapmaya maruz kalacak. Üzerinde bir Lorentz kuvveti oluşacak. Lorenz kuvvetinden ötürü elektron zaten satacak. Yani gayet basit tamam. Yani ne yaparsanız yapın elektronu etkileşime girmeden ölçmeniz mümkün değil. Burada biraz belki Compton efekti düşünebilirsiniz. Yani elektronla foton çarpışıyor. Foton aslında bir esnek çarpışma yapıyor diyelim. Elektron sağ tarafa gidiyor. Foton sol tarafa gidiyor. Siz fotonu gördüğünüz zaman elektronun aslında eski görüntüsünü görüyorsunuz çarpışmadan önceki görüntüsünü görüyorsunuz. Çünkü foton elektronla çarpıştığı zaman yansıyor. Ama elektronu da bir yere doğru böyle fırlatıyor. Fırlattığı için siz elektronun önceki görüntüsünü görüyorsunuz. Yani elektron aslında orada değil. Sen elektronun sistemini ve durumunu değiştirmiş oldun. Ha diyeceksiniz ki hocam hiç metot yok. Arkadaşlar bu deneysel bir limit değildir. Heisenberg belirsizlik ilkesi doğanın bir kanunudur. Heisenberg belirsizlik sizlik ilkesi bizim bu deneysel hatalarımız, erorlarımız işte arkadaş sormuş Mahmut. Demiş ki, "Miyon olmaz mı? Hayır. Yani etkileşime girsin, girmesin. Eğer miyon elektronla etkileşime girmiyorsa sen elektron oradan geçtiğini nasıl anlayacaksın?" değil mi? Bir de o var. Sonuçta senin elektronun hangi delikten geçtiğini anlaman için elektronun o delikten geçerken bir şeyle etkileşime girmesi ve sana bilgi göndermesi lazım. Sen oraya miyon koyarsan ve miyon elektronun etkileşime girmiyorsa o zaman zaten senin elektronun oradan geçip geçmediğini anlama şansın yok. Senin elektronla etkileşime giren bir sistem tasarlaman lazım. Ve etkileşime girdiğin anda da sonucunu değiştireceksin. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Bunlar deneysel hatalar, deneysel limitler değildir. Ölçüm yaptığın zaman sistem üzerinde bir değişiklik yaparsın. Bu da biraz kuantum mekaniğinin matematiğine girmeye gerektirir biz oraya pek girmeyeceğiz. İşte bir dalga denklemi var. Aslında ben bu dalga denklemi üzerinde bir ölçüm yaptığım zaman projection, iz düşüm oluyorum. Bir tane ölçüm bazı üzerine iz düşüm oluyorum. Ve bu iz aldığım zaman sistem ne olursa olsun sistem oraya çöküyor. O artık bir tane vektör haline geliyor. Tamam. Burada soru var mı? Bir bakayım. Evet miyon kısmını anlattık. Bir elektron kendiyle bölünüp dalga özelliği gösteriyor. Dedektörler ise parçacık özelliği. Burasına zorlanmıştım. Teşekkürler hocam. Bu cevaplarınız için tamam. Şey var arkadaşlar bu. Elektronlar mesela geçen bir tane videoda ben şeyi anlatmıştım. Yani fotonlar sıfırdan ışık hızına insanlar çıktığını düşünüyorlarmış. Demiş ki hocam foton ışık sıfırdan ışık hızına kaç saniyede çıkar? Öyle bir şey değil. Foton bir dalgadır. Tamam ışık bir dalgadır ve arkadaşlar dalganın hızı oluştuğu anda bellidir. Mesela ses dalgası. Ben burada saniyede 300 metre hızında bir ses dalgası gönderiyorum havada değil mi? Aslında şeyde günlük hayattaki 30 derece sıcaklıktaki havada yaklaşık olarak 340 metre bölü saniye. Şimdi bu şey değil ağzınızdan çıkan ses dalgaları sıfırdan 340'a çıkmıyor. Oluştukları andan itibaren 340 metre bölü saniye hızda hareket ediyorlar. Işık da bir dalga olduğu için özünde oluştuğu andan itibaren ışık hızında hareket ediyor. Işığın hızını belirleyen şey medyum. Yani oluştuğu ortam. Vakumda oluştuysa saniyede 300 bin kilometre hızda gider. Eğer suyun içerisinde oluştuysa saniyede 220 bin civarında gider. Bu oluştuğu ortam tarafından belirleniyor. Şimdi geleceğiz. Stengerlach eksperiment. Bu çok önemli bir deney. Zaten bizim kanalımızda, YouTube kanalımızda bununla ilgili böyle gayet uzun bir tane hatta 2-3 tane video serimiz var. Stenger Latine'yi kuantum mekaniğinin indeterministik yapısının anlaşılmasında çok önemli. Bir. Öncelikle elektronları mıknatıs alana pardon elektronları manyetik alana gönderiyoruz. Değil mi? Burada zaten kuantizasyon karşımızda. Elektronlar ya yukarı yönde sapıyorlar ya da aşağı yönde sapıyorlar. Bir kere kuantizasyonumuz var. Bu bir içsel yani ııı böyle hep videolarda falan etraf, kendi etrafında dönen bir top gibi gösteriyorlardı. O gösterim yanlış arkadaşlar. O yani elektron, bu spin açısal momentumu demek farklı bir şey. Bu aslında manyetik alana girdiğinde açığa çıkan bir tane özellik, içsel bir özellik. Dolayısıyla bunu dışarıdan gözlemleyemiyoruz. Bunun üzerine ölçüm yapmamız lazım. Sizin burada anlamanız gereken şey sadece şu. Elimizde elektron denilen bir tane parçacık var. Ben bunun manyetik alana gönderildiğinde yukarı mı sapacağını veya aşağı mı sapacağını önceden bilmiyorum. Benim bunu görmek için hangi yönde sapacağını görmek için mıknatısların arasına göndermem lazım. Direkt şuraya mesela bir tane elektronumuz var. Yukarı sapma durumu var. Ve aşağı sapma durumu var. Mıknatısların arasına gönderdiğim zaman rastgele bir şekilde ya yukarı sapıyor ya da aşağı sapıyor. Yani %50 ihtimalle yukarı sapacak veya %50 ihtimalle aşağı sapacak. Burada sorun şu. Kuantum mekaniğinin buradaki iddiası, işte zaten bu Kopenhag yorumudur. Kuantum mekaniğinin buradaki iddiası süper pozisyon. Elektron yukarı ve aşağı sapma durumlarının süper pozisyonunda bulunuyor. Tamam buraya kadar da şey söyleyebilirsiniz. Tamam hocam burada enteresan bir şey yok ki işte. Elektron ya yukarı sapacak ya da aşağı sapacak. Sadece biz bunu bilmiyoruz. Hayır kuantum mekaniği diyor ki ölçüm yapmadan önce elektron yukarı ve aşağı sapma durumlarının süper pozisyonunda. Yani hem yukarı sapıyor hem de aşağı sapıyor. Ölçüm yapana kadar iki duruma birden sahip. Öncesinde hep yukarı sapıyordu. Mıknatısların arasına girdiği zaman da yukarı sapmaya devam etti diye bir şey söz konusu değil. Yukarı ve aşağı sapma durumlarının süper pozisyonu halinde. Burada işler biraz karışmaya başlıyor. Bunu anlatmaya çalışacağız işte. Bizim çözmeye çalıştığımız şey kuantum mekaniğini anlatmaya çalışırken bu. Bunu çözmemiz lazım. Şimdi olay basit. Ben bir tane elektron kaynağından elektronları mıknatısların arasına gönderiyorum. Elektron yukarı sapacak veya aşağı sapacak. Diyelim ki aşağı saptığı yerin önüne bir tane blok koyuyorum, engel koyuyorum. Çünkü aşağı saptıysa elektron zaten bitti. Ben artık onu kullanmıyorum. Yukarı sapan elektronların gidiş yönüne de bir tane daha mıknatısı koyuyorum. Ve farkındaysanız mıknatıslar ikisi de Z yönünde. İkisi de aynı yönde mıknatıslar. Yukarı sapan elektron tekrar yukarı sapıyor. Kaç tane Z yönünde mıknatıs koyarsanız koyun arka arkaya elektron hep yukarı sapıyor. İşte burada şeye söyleyebilirsiniz. Evet elektronun her zaman yukarı sapacağı belliydi. Öncesinde belliydi. Burada Einstein'ın söylediği şey şu aslında. Tanrı atmaz falan gibisinden böyle konuşuyor ya. Aslında bunlar Einstein'ın söylemek istediği şey şu. Elektron kardeşim yukarı mı sapacağı aşağı mı sapacağı mıknatısların arasına gitmeden önce belli. Kuantum mekaniği diyor ki hayır belli değil. Einstein diyor ki kardeşim benim adım Einstein ben diyorum ki belli. Local variable tanımlıyor bir tane gizli değişken. Diyor ki bir tane gizli değişken var. Bu gizli değişken elektronun yukarı mı sapacağını. Yoksa aşağı mı sapacağını biliyor. Ha biz bilmiyoruz, o bizim problemimiz. Ama diyor elektronun yukarı mı sapacağı, yoksa aşağı mı sapacağı belli. Zaten şu gördüğünüz bu deneyde bunu kanıtlıyor. Elektronun yukarı mı sapacağı, aşağı mı sapacağı belli. Olay olay bitti yani mevzuyu kapatabiliriz. Olaya böyle bakabilirsiniz. Ama ama öyle değil. Bu sefer diyorlar ki biz mıknatısları X ikinci mıknatısı X yönünde koyarsak ne olur? Tamam. Şimdi ikinci mıknatısı x yönünde koyduğunuz zaman yukarı sapan elektron sağa da sapabiliyor, sola da sapabiliyor. Ama z yönünde her zaman yukarı sapıyor değil mi? Şimdi olay bu. Z'nin arkasından z geldiğinde hep yukarı sapıyor. Ama z'nin arkasından x geldiği zaman sağa da sapabiliyor, sola da sapabiliyor. Burada diyorlar ki e, tamam da bu bize işte tamam z yönünde yukarı sapacağı belli mesela diyelim x yönünde sağa saptı ya biz siz oraya tekrar x koydunuz yine hep sağa sapıyor. Burada aslında Einstein bakış açısından bakarsanız olay şu. Elektronların x, y, z manyetik alanları altında yukarı mı sağ mı ileri mi geri mi pardon yukarı mı aşağı mı sağ mı sola mı ileri mi geri mi sapacağı belli. Artık o 3 boyutta o nasıl tanımlarsanız bunlar önceden belli. Kuantum mekaniği de diyor ki hayır belli değil bunlar süper pozisyon halinde. Bunun için yeni bir deney düzeneyi tasarlıyorlar. Şimdi ilk mıknatıs Z yönünde. Elektron farz edelim ki yukarı saptı. Aşağı sapanları çöpe atıyoruz, kullanmıyoruz zaten. Sadece yukarı sapanlarla çalışıyoruz. X yönünde e, Z yönünde yukarı sapan elektronları X yönünde yeni bir tane şitangella düzeneğine gönderiyoruz. Yani X yönündeki bir manyetik alanı gönderiyoruz. Elektronların farz edelim ki bu sefer sağa saptılar. Şimdi önce Z'de yukarı sapmış. Sonra X'de sağa sapmış elektronun karşısına. Tekrar Z yönünde bir mıknatıs çıkarttığımız zaman eğer süperpozisyon yoksa yani elektronların yukarı mı sapacağı aşağı mı sapacağı mıknatısların arasına gitmeden önce belli ise elektronun her zaman yukarı sapması lazım. Ama bu deney düzeninde yani üçlü şitengerlah deney düzeninde görüyoruz ki Z yönünde yukarı sapan elektronlar X yönünde sağa sapanlar sonrasında Z yönünde aşağıda sapabiliyorlar. Bu ne demek? X yönünde yapılan bir ölçüm Z yönünde yapılan ölçümün bilgisini sıfırlıyor. Yani elektronlar mıknatısların arasına gönderilmeden önce yukarı mı sapacağı yoksa aşağı mı sapacağı bilinmiyor. Süper pozisyon durumunda. Şengallah i̇şte deneyi bu. Burası kuantum mekaniğinde anlamanız gereken belki lise ve üniversite 1-2 düzeyinde Zaten kuantum mekaniği ile ilgili bir ders alacaksınız merak etmeyin bunları öğrenmek zorundasınız. Yani bunları öğrenmeden fizikten veya işte elektrik mühendisliğinde bile öğretiyorlar anladığım kadarıyla. Bunları öğrenmek zorundaysanız öğreneceksiniz. Ha, günlük hayatta ne kadarını öğrenmem gerekiyor diyorsanız da günlük hayatta da bu kadarını öğrenmeniz gerekli. Süper pozisyon ilkesini ve Stengerlah düzenini böyle anlamanız gerekli. Şimdi buraya kadar sorusu olan var mı? Ben bir bakıyorum çete. Yayın tekrar YouTube'da kalacak. Oradan devam edip izleyebilirsiniz. Evet sorusu olan varmış. Tengelah düzeniyle ilgili. Anladığınız ve anlamadığınız yerleri bizle paylaşabilirsiniz. Biz de oradan sonra eğer sorusu olan yoksa ilerleyeceğiz. Aklımda böyle sonuna doğru geleceğiz zaten yayına. Burası Twitch olmadığı için Twitch'te 5 saat gidiyorduk biz. 4-5 saat. Evet sorusu olan var mı arkadaşlar? İyice okula çevirdik ha burayı da. <gülüyor> <gülüyor> Serkan Hoca ne zaman gelecek? Serkan Hoca haftaya gelecek ya eğer müsaitse. Ararız zaten yarın Serkan Hoca'yı bir konuşuruz. Herhalde şu hafta bir işi var. Belki bu hafta olmaz. Sonraki hafta Serkan Hoca ve Ottü'den Kuantum Türkiye'den Zeki'yi çağıracağız yayınımıza Zeki Hoca'nızı. Daha böyle samimi bir yayın gerçekleştireceğiz. Gürşah'ın sorusuna bakalım. Kuantum mekaniğinde determinizm hakkında ne diyebiliriz bu noktada? Şunu diyebiliriz Gürşah rahatlıkla. Kuantum mekaniği indeterministik bir mekaniktir. Bu kadar basit. Kuantum mekaniği arkadaşlar indeterministiktir. Ha şunu diyebilirsiniz. Bu indeterminizm benim günlük hayatıma ne etkisi var? Yani bunu bunu alıp da Günlük hayatta işte bak elektronların yukarı mı sapacağı aşağı mı sapacağı belli. Benim sınavdan geçip geçmeyeceğim nasıl belli olsun noktasına indirgemeyin. Anlatabiliyor muyum? Bu sadece elektronların yukarı mı aşağı mı sapacağı ile ilgili bir indeterminizm. Bu şu demek kuantum mekaniğinde dalga denklemi ölçüldükten sonra ölçülmemiş hale getirilemez. Eğer getirirseniz farklı bir bazda ölçüm yapmanız lazım ve farklı bazda yaptığınız ölçüm Z yönünde yapılan ölçümünün bilgisini sıfırlıyor. Olay bu kadar basit. Gayet güzel değil mi? Tamamıyla indeterministiktir. Bu konuda özellikle bu John Bell tarafından tasarlanan 1964'te John Bell tarafından tasarlanan deneyler 1982'de Alan Aspe ve Philip Granger tarafından yapıldılar. O günden bugüne kadar bu kuantum dolanıklık deneyleri binlerce kez yapıldı belki ve her seferinde daha da geliştiriliyor kuantum dolanıklık dediğimiz şey aslında bunun üzerine kurulabilir. Tamamıyla bu süperpozisyon ilkesinin üzerinde. Çünkü elektronun burada şeye geleceğiz zaten. Bu Stengerlah deney düzenini anladıysanız kuantum dolanıklığa geleceğiz. Entanglement kısmına geleceğiz. Ama entanglement'ı anlamanız için kuantum dolanıklığı pardon kuantum dolanıklığı anlamanız için bu Stengerlah düzeneğini kesinlikle anlamanız lazım. Bu işin felsefesi nasıl kavranır? Valla matematiğine bakacaksın. Bu işin felsefesini anlamak için matematiğine bakmak lazım. Başka bir şekilde mümkün değil. Çünkü matematiğini anladığın zaman arkasında böyle mucizevi, böyle uhrevi şeylerin olmadığını anlıyorsun. Ya şimdi bunun üzerinden çok fazla ekmek kapıyor insanlar. Tamam mı? Bunun ekmeğini yiyen çok fazla sahtekar var piyasada. Kuantum süperpozisyon ilkesinin çok fazla ekmeğini yiyor insanlar. Hatta fizikçilerden daha fazla yiyor. Fizikçiler genelde ekmek yiyemiyorlar kuantum üzerinden. Genelde fizikçiler aç kalıyor dünyada. Ama böyle fizik konuları üzerinden fiziğin ekmeğini yiyen çok fazla insan var piyasada. Bu da öyle bir şey. <laughs> Arkadaşlar yani piyasada çok fazla sahtekar var. işte. elimizi saran gizemli enerji, kuantum enerjisi, kuantum dolanıklık. Ben buradan böyle bir çakıyorum. Sen Andromeda'dan anında hissediyorsun abi öyle bir şey. Öyle değiller arkadaşlar. Bunun altında efsane matematik var ve gayet de fizikçilerin anladığı şeyler. Biz kendi aramızda hiç böyle mucizevi şeylermiş gibi konuşmuyoruz. Tamam şöyle bakalım. Furkan'ın sorusu var. Başları kaçırdığım için hatta ekrana soru verme özelliğimiz de var. Burada soru verelim ekrana. Başları kaçırdığım için tek soracağım şey bu deneyi kuantum düşünce sistemine uymadığı için mi yapılmış? Kuantum düşünce sistemine uymadığı için yapılmış değil. Klasik mekanikte her şey deterministiktir. Yani klasik mekanikte bir topu bıraktığınız zaman aşağı mı düşeceği, aşağı düşecekse hangi hızda düşeceği bellidir. Ama kuantum mekaniğinde Öyle olmuyor. Kuantum mekaninde rastgelelik var. Elektronlar mıknatısa girdiği zaman yukarı mı sapacak, aşağı mı sapacak? Klasik mekanik bakış açısından önceden belli olması lazım. Çünkü bu elektron bir tane gerçek bir nesne. Bunun bir özelliği var. Yukarı sapma veya aşağı sapma özelliği. Bu senin ölçümünden bağımsız olması lazım, ama değil. Yukarı mı sapacağı, aşağı mı sapacağı bilinmiyor. %50 ihtimalle yukarı sapıyor, %50 ihtimalle aşağı sapıyor. Bu işin felsefesi nasıl kavranır? Açıkladık. Deneyde tek elektron mu gözleniyoruz? Deneysel anlamda bakarsan, aa burada zaten yani binlerce elektron, belki on binlerce elektron gönderiyorsun. Hatta elektron da göndermiyorsun. Son yörüngesinde tek bir elektron olan atomları gönderiyorsun. Çünkü son yörüngesinde tek bir elektrona sahip olan atomlar, mıknatısın içerisine girdikleri zaman tek bir elektron gibi davranıyorlar. Deneysel anlamda bu deneyleri genelde atomlar üzerinden gerçekleştiriyorlar. Öyle sadece bir elektron gönderip ölçüm yapmak mümkün değil. Arkadaşlar bütün fizik deneyleri genelde istatistik üzerine kuruludur. Milyonlarca ölçüm yaparsın. Milyonlarca ölçüm sonucunda histogramlar çıkartırsın. Histograma göre bakarsın. Histogram şu. Aşağı sapan elektronları bloke etmiş durumdayım. Dolayısıyla sadece yukarı sapanları kullanıyorum. Yukarı sapan elektronların belli kısmı en sonda aşağı sapabiliyor. İşte histogramı karşılaştırıyorsun. Diyorsun ki bak 1 milyon tane elektron gelmiş. Bunların hemen hemen yarısı yukarı sapmış. Hemen hemen yarısı aşağı sapmış. Ama bu elektronlar ilk Z düzeneğinde sadece yukarı sapan elektronlar. Diğer soru. Soru ne kadar doğru ama antimadde cisminde elektron ne tepki veriyor hocam? Şimdi elektronun antimaddesi olan şey pozitrondur arkadaşlar. Pozitronun da Elektrondan tek farkı elektrik yüküdür ve pozitronla elektron arasında spin özelliği açısından hiçbir fark yoktur. İkisi de spin 1 bölü 2 parçacı. Zaten bu elektronla elektronun antimaddesi olan pozitron arasındaki ilişki 1928 yılında Dirac tarafından, Dirac tarafından güzelce açıklanıyor. Bir, fa bir fark yok. Sen bunu anti elektronla yani... Anti elektrona da bu deneyi tekrarlasan veya protona da bu deneyi tekrarlasan aynı sonucu bulacaksın. Spin 1/2 bölü 2 özelliği olan tüm parçacıklar bu şekilde davranıyor. Bu sadece parçacığın spin 1/2 bölü 2 mi olduğu veya olmadığı ile ilgili bir şey. Tamam. Kuantum enformasyon kuramı hakkında bahsedebilir misiniz? Yasir bu sen değil misin Yasir? Sana soru sordurmuyoruz. Bak hemen anlamış Engin aşağısında. <laughs> Gürşah şeyi sormuş tekrar. Demiş ki biraz yavaş gidiyorum. Soruları kaçırmayalım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Peki indeterministik olması bize ne fayda sağlıyor? Özünde şunu diyebiliriz. Kuantum süperpozisyon ilkesi sayesinde kuantum bilgisayarlar. Bu kadar hızlı çalışıyor. Yani şey diyenler oldu bana daha önce. Ya kuantum bilgisayarlar ışık üzerinden çalıştığı için mi böyle bu kadar hızlı çalışıyorlar? Işık yani çok hızlı ya. Daha da tüm kuantum bilgisayarlar ışık üzerinden çalışmıyor ki. Hatta gerçekçi olmak gerekirse kuantum bilgisayarda gelecek vadeden platform fotonik sistemler değildir. Ben de onun üzerine çalışıyorum. Fotonik kuantum hesaplama üzerine çalışıyorum ama söylemem lazım. Gelecek vadeden, gerçek anlamda günlük hayatımıza girebilecek fotonik bilgisayarlar çok mevcut değil. Böyle biraz tahmin yapmam gerekirse işte bu ion trap dediğimiz yani tuzaklanmış iyonlar ve superconducting kübitler üzerinden gelişecek kuantum bilgisayarlar. Tabii günün birinde belki biz 3-5 sene içerisinde şöyle efsane bir fotonik çalışma yaparız ve böyle herkes artık kuantum bilgisayarın fotonlar üzerinden yapılacağını falan %100 kabul eder orası ayrı bir mesele. İndeterministik olması bize işte bu 0 ve 1 durumlarının yani yukarı sapma durumuna 0 dersem, aşağı sapma durumuna 1 dersem süperpozisyon durumu kuantum algoritmalarda bize Hız sağlayan, bize performans sağlayan, bize o kuantum bilgisayar çok hızlı dediğimiz şeyi sağlayan bu indeterministik olma özelliği. Bunun sayesinde kuantum bilgisayarlar çok hızlı. Aşağıda Filozofun bir soru var. Hocam. Tamam, tek tek geliyorum soruları şöyle. Elektronun antipartikleri pozitrondur. Ee, tamam, bu zaten şeymiş, bir cevapmış bir soru değilmiş. Teşekkür ederiz. Kitap önerisi yapabilir misiniz hocam? Kuantum fiziği hakkında tonla kitap var ama başlangıç orta seviye için. Arkadaşlar Griffiths'in kitabı çok güzel. John Griffiths'in e, Introduction to Quantum Mechanics Kuantum Mekaniğine Giriş kitabı var hatta bunun Türkçesi de var. Kitap da gayet ucuz. Yani özellikle Türkçesi geçen sene 40 lira, 30-40 liracı var bir şeydi. Ve bu kitap böyle güzel bir Türkçeye çevrilmiş, esprili mesprili bir kitap. Bu kitabı anlamak için biraz lineer cebir bilmeniz lazım. Yani matris işlemlerini bilmeniz lazım. Biraz türev integral bilmeniz lazım. Ha daha öncesinde yani onları da bilmiyorsanız kuantum mekaniği değil modern fizik kitaplarına bakmanız lazım. Survey fiziğin güzel bir kitabı var. Survey fizikte e, üçüncüsü olması lazım. Survey fiziğin üçüncü kitabı modern fiziği anlatıyor. Hiç söylemeye bile gerek yok. Hiç söylemeye bir gerek yok. Şeye bakabilirsiniz. Feynman Lecture'lara bakabilirsiniz. Ama yani iyi bir düzeyde öğrenmek istiyorsanız size tavsiyem iyi bir düzeyde öğrenmek için Griffiths'in Kuantum Mekaniği kitabına bir göz gezdirin. Özellikle Türkçesi güzel. Zaten rahatlıkla da bulabilirsiniz. Hocam aşağı doğru yönelmiş elektronu tekrar mıknatıslar arasına sokarsak yine mi aşağı doğru gider? Şimdi Z yönünde ölçüm yaptığınız elektron diyelim ki aşağı saptı ya. Sen ondan sonra kaç tane Z yönünde mıknatısa gönderirsen gönder. Her seferinde aşağı sapacak. Z yönündeki bilgiyi sıfırlamak için X yönündeki bir tane veya Y yönündeki bir tane mıknatısa göndermen lazım. Anlatabildim mi? Yani aşağı sapan bir elektron Z yönünde tekrar bir mıknatıstan geçerse her zaman aşağı sapacak. Senin bunu tekrar yukarı saptırman için araya farklı bazda böyle 90 derece orta normal dediğimiz bir bazda ölçüm yapman lazım. Engin sen soru sormamışsın da senin yazdığın şeyi de ekrana vereceğim ya. İnsanlar görsün. Bizim insanlar bizim bu Twitch yayınındaki kitlemizi de bir görsünler. <laughs> Engelleyeyim hocam. Yok hocam burada engellemiyoruz. Burası burası YouTube usturuplu davranıyoruz burada. Hiç de bak hiç de küfür etmedik. Tamam. Işığın Öyküsü çok güzel bir kitap. Ben bu kitabı çok seviyorum. Ee, Işığın ee, gayet güzel bir kitap. Böyle milattan önce 3000'lerden başlayıp ışığı anlatıyor size. Ona da bakabilirsiniz insansı avatarları mümkün kılacak yaklaşımlar kuantum dolanıklık, dijital ikiz, robotik yani olabilir olabilir. Bak bu güzel bir soru. Özgür'ün sorusu gayet güzel. Yani bunlar böyle kuantum dolanıklığı çok abartmamak lazım. Bir iletişim kuramazsınız. Ona geleceğiz. Kuantum dolanıklık üzerine birazdan konuşmaya başlayacağız bu sorular bilsin. Kullan, yani kuantum dolanıklıkla öyle iletişim kuramazsınız. Orası kesin. Işık hızından yüksek bir etkileşim yok, bir korelasyon var. Yani bu korelasyon ışık hızından bağımsız bir korelasyon söz konusu ama böyle etkileşim, bilgi transferi söz konusu değil. Bu noktada da YouTube'da böyle değişik videolar var işte. Yok kuantum dolanıklık 6. nesil savaş uçaklarında kullanılacak. Pilotlar Amerika'da oturdukları yerden böyle kuantum dolanıklık sayesinde sağa sola çevirdikleri refleksleri uçağa transfer edecekler falan. Yok. Kesinlikle böyle bir şey değil. Yani bu bilgi belki YouTube'da karşılaşabileceğiniz en yanlış bilgilerden bir tanesi. Arkadaşlar kuantumu fizikçilerden öğrenin lütfen. Veya fizikçilere sorun. Çok sıkıcı olabilir belki o kadar güzel bir görüntümüz yok, o kadar güzel bir ses tonumuz yok, o kadar güzel editler yapmıyoruz ama amacınız fizik öğrenmekse sizin için önemli olan şey bilginin doğruluğu, anlatımın veya sunumun kalitesi değil. Yani burada evlilik programı yapmıyoruz. Sunumla ilgili bir meselemiz yok bizim. Tamam, kitaplara baktık. Güzel bir soru. Güzel tamam şimdi kuantum dolanıklığa gireceğiz. Kuantum dolanıklıkla ilgili bir şeyden bahsetmiş miyim? Şurada bakalım. Ben buraya ekleyebileceğim kadar sunum ekledim. Kuantum dolanıklıkla ilgili gireceğimiz şey şuraya bir gelelim tekrar tamam mı? Mesaj yazmış. Ne yazmış? Dur bakalım. İfşa edeyim Utku'yu biraz da. Ya Yusuf sunum yaparken ben de bir simülasyon yaptım diyor da. Bir şeyler yapmış. Grafen ile ilgili bir şeyler çalışmış. Güzel. Arkadaşlar şimdi kuantum dolanıklık ne diye soracak olursanız kuantum dolanıklığı anlamak için öncelikle bu şitengella anlatabildim. Değil mi? Süper. Şimdi farz edelim ki bizim elimizde bir tane piyon parçacığı var. Böyle piyon parçacığı bulmak o kadar kolay değildir. Gidip de iki çeşmelikten, çankaya'dan falan bulamazsınız. Farz edelim ki elimizde bir tane piyon parçacığı var. Piyon parçacığı İkiye böldüğünüz zaman ikiye böldüğünüz zaman nasıl böleceksiniz? İşte bir şekilde standart model gereği bir piyon parçacığını ikiye böldüğünüz zaman bir tane elektron bir tane de pozitron elde edersiniz. Yani elektron ve elektronun antimaddesi. Şimdi şurada elimizde böyle bir şey var. Piyon dediğimiz şeyin spin açısal momentumu sıfır. Bunu basitçe bak analoji kuruyorum. Basitçe yani Mıkıtsan arasına gönderdiğiniz zaman sapmıyor diyelim. Tamam mı? Düz geçiyor. Bir tane piyon parçacığından elektron ve pozitron oluşturduğumuz zaman oluşturduğumuz parçacıklar dolanıktır diyoruz kuantum mekaniği gereği. Burada da şimdi Einstein'in 1935 senesinde söylemeye çalıştığı o ışık hızını geçen etkileşim anlamaya çalışacağız. Şimdi farz edelim ki elimizdeki elektron ve elektronun antimaddesi olan pozitron. Şimdi bunların elektrik yükleri bakımından birbirlerinin aynısı oldukları için pardon elektrik yükü dışında birbirlerinin aynısı oldukları için yani birisi eksi bir birisi artı bir kütleleri aynı ve spinleri aynı elektrik yükleri farklı. Ben bu ikisine de elektron diyeceğim aklınız karışmasın diye. Elimizde iki tane dolanık elektron var. Bu elektronlar spini sıfır olan bir tane parçacıktan oluşturuldular. Burası çok önemli. Elektronlar spini sıfır olan bir tane parçacıktan oluşturuldu. Bu elektronların ikisi birden kuantum mekaniğine göre yukarı ve aşağı sapma durumlarına birlikte sahip. Çünkü kuantum mekaniğine göre biz diyoruz ki elektronlar yukarı mı sapacağı aşağı mı sapacağı yani spini artı 1 bölü 2 mi yoksa spini eksi 1 bölü 2 mi belli değil. İkisinin süper pozisyonu durumunda. Şimdi benim elimde iki tane elektron var. Bu iki elektronun spinleri toplamının sıfır olması lazım. Yoksa enerjinin korunumu yasasını enerji değil de açısal momentumun korunumu yasasını ihlal etmiş olacağım. Bu bir fizikçinin yapamayacağı bir şey. Yapan YouTube kanalları var bir şey demiyorum ama bir fizikçinin yapamayacağı bir şey. Bir fizikçi açısal momentumun korunumunu ihlal edemez. Elimizdeki elektronlar spin sıfır olan bir parçacıktan oluştuğuna göre bir elektron yukarı saparsa yukarı sapma durumuna artı 1 bölü 2 diyelim. Aşağı sapma durumu da eksi 1 bölü 2 olsun. Bir elektron yukarı saptıysa diğer elektronun aşağı sapması gerekiyor. Başka bir şans yok. Yani diğer elektronun süperpozisyon durumu anında bozuluyor. Peki bu elektronlardan bir tanesi Yozgat'ta ben hep bu örneği veriyorum. Öbür elektronsa Andromeda galaksisinde olursa Yozgat'taki elektron süper pozisyon durumunda. Yani hem yukarı hem aşağı sapma durumlarına birden sahip. Artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2'nin süper pozisyonu. Andromeda galaksisindeki de artı 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'nin süper pozisyonuna sahip. Farz edelim ki Yozgat'taki kişi elektronu üzerinde bir ölçüm yaptı ve elektronunu artı 1 bölü 2 buldu. Andromeda'daki kişinin ölçüm yapmasına bile gerek yok. Andromeda'daki kişi ölçüm yaptığı zaman zaten eksi 1 bölü 2 bulacak. Andromeda'da bulunan elektronun dalga denkleminin süperpozisyonu bozulmuş oluyor. Peki burada şöyle bir durum var. Burada bir bilgi transferi yok farkındasınız değil mi? Yani karşı tarafa bir bilgi göndermiyorsunuz. Karşı tarafta bir iletişim kurmuyorsunuz. Çünkü ben ölçüm yaptım. Benim elektronum yukarı saptı. Ben şey diyorum. Diyorum ki şey işte atıyorum. Yasir olsun. Yasir Andromeda galaksisinde Yasir ölçüm yaparsa aşağı bulacak. Bu kadar. Burada uzaya yayılmayan, uzay içerisinde böyle emit olmayan yani uzaya difüzyon artık artık Türkçesini bulamadım. Uzaya yayılmayan bir tane bilgi söz konusu. Sadece şunu biliyorum ben. Yasin elektronu hakkında ölçüm yaparsa aşağı bulacak. Çünkü ben yukarı buldum. Bu bilgiyi benim Yasire söylemem için telefonla klasik yollarla arayıp bak kardeşim ölçüm yaparsan elektronu aşağı yönde bulacaksın. Çünkü ben yukarı buldum demem lazım. Ama benim şundan bile haberim yok. Belki Yasir benden önce ölçüm yaptı. Aslında belki benim zaten yukarı dışında bir şey bulma şansım yoktu. Yani klasik anlamda birbirimizle iletişim klasik anlamda birbirimizle iletişim kuramayız kuantum dolanıklıkla. Çünkü benim elektronumu bir yukarı bir aşağı yapmam mümkün değil. Burada bir korelasyon var. Korelasyon şu. Spin sıfır parçacıktan oluşan iki tane elektron spinleri toplamı sıfır olmak zorunda. Bu bir korelasyondur. Siz bu deneyi milyonlarca kez tekrarlarsanız korelasyon bozulmayacaktır. Ben yukarı bulduysam diğer taraf aşağı bulmuş olacak. Biz deney sonuçlarını karşılaştıracağız. Biz diyeceğiz ki işte ben ilkini yukarı buldum. Tamam ben aşağı buldum. bu Eğer bu sonuçları karşılaştırdığınız zaman göreceksiniz ki... Arada bir korelasyon var. Bu korelasyon kuantum dolanıklık. İşte bu korelasyon hiçbir zaman bozulamaz. Ama burada şunu söylemek lazım. Şey i̇şte korelasyon communication yani iletişim demek değildir. Siz bunu kullanarak karşı tarafa 0 1 sinyallerini gönderip iletişim kuramazsınız. Sadece karşı tarafın ölçüm yaparsa ne bulacağını biliyorsunuz bu kadar. Kuantum dolanıklık bu. Bunun deneyleri 1982 senesinde tekrarlandı defalarca. İlk olarak 1982'de yapıldı Alan Aspect tarafından. Sonrasında zaten özellikle son senelerde şeyde yapılan ee, Hollanda Delft'te yapılan güzel bir deney var. Loophole Free denilen yani bu deneyin hata oranı çok düşürülmüş bir şekilde yapılan bir deney var. Bu deneyi de göre zaten bu korelasyonlar üzerinden yapılan bir deney. Biz artık biliyoruz ki kuantum dolanıklık gerçektir ve gizli değişken diye bir şey yok. Yani Einstein'ın EPR makalesi aslında yanlış. Kuantum mekaniğinin süperpozisyon ilkesi doğru. İşte bu da bizi şeye en sona buna getiriyor. Yorumlara geçiyor arkadaşlar. 3 tane yorum var üzerinde. Gerçekçi yorum, ortodoks yorum. Bunun ismi aynı zamanda Kopenhag yorumu. Neil Bohr'un yorumudur. Niye ortodoks yorum dendiğini ben de bilmiyorum. Bilenler varsa yazsın. Öğrenmiş oluruz. Agnostik yorum var. Şimdi bir özetleyelim anlattığımız şeyleri değil mi? Sorusu olanlar yazsın. Bir özetleyelim. Neymiş bakalım. Kuantum mekaniğinde. Pardon klasik mekanik. Bizim klasik mekanikte bir tane parçacığımız var. Parçacığımızın biz herhangi bir andaki konumunu biliyoruz bu kadar. Parçacığın konum denklemini bildiğin zaman tüm parçacığı biliyorsun. Klasik mekanikte ise pardon kuantum mekanikinde ise bir dalga denklemi var. Şimdi bu dalga denklemi enteresan bir denklem. Biz bu dalga denkleminin tek başına ne olduğunu bilmiyoruz. Bu konu üzerine tartışmalar mevcut. Çünkü bunun anlamı tam olarak böyle anlamadığımız bir şey. Ama sana şunu söyleyebilirim. Dalga denklemi yani x ve t bağımlılığı olan dalga denkleminin mutlak mutlak karesini alıp yani kendisinin eşleniğiyle çarpıp yani eğer bu real bir denklemse direkt kendisinin karesini alıp yani mutlak karesini aldığım zaman bu bana parçacığın t anında x konumunda bulunma olasılığını veriyor. Bak bu çok önemli bir cümle. Elimizde olasılıksal bir mekanik var. Parçacığın t anında x konumunda bulunma olasılığını veriyor. Tamam mı? Mesela ben bunu dalga denklemin c için yaparsam nedir biliyor musunuz? Bak t anında c'de bulunma olasılığı bu grafiğe eğer baktığım zaman çünkü integral almak demek altta kalan alanı bulmak demektir zaten. Mesela x ve x prime parçacığın a ve b arasında bulunma olasılığı. Sen bunun mutlak karesinin a'dan b'ye kadar integralini aldığın zaman parçacığın a ve b arasında bulunma olasılığını buluyorsun. Ve şunu görüyorsun ki parçacık büyük ihtimal a ve b arasında bir yerde bulunacak. Ama parçacığın mesela <laughs> o C'den sonra bulunma o... <laughs> affedersiniz. Mesela ama parçacığın C'den sonra bulunma olasılığı çok düşük. Ve bu normalize olmak zorunda. Çünkü parçacık uzayın bir yerinde bulunacak ki sonuçta benim eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar integral aldığım zaman parçacık mutlaka bir yerde bulunmak zorunda. Benim tüm olasılıklarımın toplamının bir olması lazım. İşte bu da bizi Kuantum mekaniğindeki istatistiksel yoruma getiriyor. Kuantum yani mekaniğinin özünde bu. Bizim elimizde bir dalga denklemi var. Parçacığın t anında ve x durumunda bulunma olasılığını veriyor. Dalga denklemi vermiyor. Dalga denkleminin karesi veriyor. Dalga denkleminin mutlak karesi bu anlama geliyor. Peki dalga denklemi ne anlama geliyor diye sorarsanız, bu konuda fizikçiler birbirleriyle anlaşmış durumda değiller. Bu böyle işte olasılık akısı diyen var. Olasılık yoğunluğu diyen var. Probability density diyen. Genelde odur zaten yani. Probability density. Ama peki ya bu ne demek? Olasılık olasılık yoğunluğu ne demek gibisinden. Bunlar da işte çok teorik tartışmak istiyorsanız gidip bunlarla bunun içine bir girerseniz zaten 300 sene çıkamazsınız. O kadar da basit problem değil. Şimdi kuantum mekaniğinin Schrödinger denklemi bu. Burada hata var. Eksi olması lazım bir yerde. Yanlış yazmışım o denklemi. Şimdi geldik yorumlara. Gerçekçi yorum, realistik yorum dediğimiz şey işte bu elektronun yukarı mı sapacağı, aşağı mı sapacağı önceden belli. Bunlar gerçekçi yorumlar. Elektron yukarı mı sapacak, aşağı mı sapacak? Bu önceden bellidir. Biz bunu bilmiyoruz. Ortodoks yorum, yani Kopenhag yorumu ise belli olmadığını söyleyen yorum. Zaten bu günümüzde kabul ettiğimiz yorum budur. Yani çoğu fizikçinin kabul ettiği yorum budur. Deneylerle çok uyumlu olan yorum bu. Kabul etmeyenler mutlaka vardır. Agnostik yorum ise şey biraz. E, ya biz hocam bundan bize ne? Biz işimize bakalım tamam mı? Elimizde bir mekanik var. Gayet bak mükemmel çalışıyor tamam mı? Elimizde bir tane mekanik var. Önceden belli miymiş? Belli değil miymiş? Bizi çok ilgilendirmez deyip biz işimize bakalım diyenlerce agnostik yorumlar. Olay bu. Tamam. Ben sunumun sonuna geldim. Şimdi eğer varsa sorularınız arkadaşlar alalım sorularınızı. He, Start, ben de daha mi? Yani. Hadi hadi sen de soru sor hadi tamam. Hadi. He, hadi sen sor. Kuantum soru soru kuantum enformasyon konusunda öyle bir denk gelmiştim sadece. Konuyu merak ettim. Şimdi kuantum enformasyon dediğin şey kuantum bilgi teorisi. Kuantum bilgi teorisi için zaten bir kere klasik information teori anlaman lazım. Burada da zaten klasik information teoriye girdiğin zaman işte işin içerisinde algoritma kapıları. İşte bir tane kübit var. Bir kübite sen operasyonlar yapıyorsun. Bu kübit üzerinden bir şeyler tanımlıyorsun. Ve bu kübiti aslında bir rotasyon halinde bu kübiti çeviriyorsun değil mi? O, olay bu senin elinde bir tane sıfır biti var. Sen bu sıfır bitine... 90 derece bir rotasyon uygularsan sen bunu bir bitine çevirirsin. Aslında bu informasyon teoriden çok farklı bir şey değil. İnformasyon teoriyle gayet hemen hemen aynı şeyden bahsediyoruz. Quantum information teori dediğimiz zaman işin içinde kuantum teorisi var. Bunun için Nielsen Chuang'ın meşhur bir kitabı vardır. Ben zamanında o kitaptan çalışmıştım ve Preskill'in kitabı vardır. Preskill'in ders notları daha doğrusu bir de Nielsen Chuang'ın güzel bir kitabı var. Türkçe olarak da Sadi Turgut Hoca'nın Ottü'den Sadi Hoca'nın Kıvanç Hoca'nın Kıvanç Hoca ile beraber hazırladıkları e, güzel bir Türkçe ders notları var. İnternette bulabilirsiniz. Bulamayanlar da e, bir şekilde bana ulaşsın, bir şekilde bulursunuz. Yani internette bulabileceğiniz bir şey de zamanla Sadi Hoca ile Muhammed Hoca, Ottü ve Bilkent'ten beraber hazırlamışlar güzel bir ders notu. Yayının tekrarı internette olacak. Evet yayının tekrarı internette olacak sayın saygısızlık yapma. Tamam şöyle biraz sorulara bakayım. Ee, neden ki iki elektron Yozgat'ta veya Andromeda galaksisine gitmiyor hocam? Sorun şu zaten iki elektron ışık hızında. Yani eğer çok yakınsalar birbirine arada ışık hızını geçtiğini nasıl söyleyebilirsin ki? Ben diyelim bir elektron Yozgat'ta öbür elektron Kayseri'de. Yozgat'ta ölçüm yaptığım zaman zaten Kayseri'deki anında etkileniyormuş gibi olur. Benim ışık hızının geçildiğini görmek için araya ışık hızından yüksek bir mesafe koymam lazım. O yüzden örnek verirken sürekli Andromeda galaksi diyorsun. Yani bilginin ışık hızında gitmesi milyonlarca sene sürecektir. O nedenle aslında örnek veriyorsunuz. Siz buna Proxima Centauri B gezegeni derseniz de arada hemen hemen 4 ışık yılı var. O da çok uzak bir mesafe fark etmez. Hocam kaç euroya dalga denklemini çökertirsiniz? 50'den başlıyor. O artık şeyine göre yani dalga denklemine göre değişiyor arkadaşlar. Yani her dalga denkleminde çok yaratmıyoruz sonuçta. Hocam hem Twitch hem YouTube üzerinden yayın yapmanız ban yemenize sebep olabilir. Bu yanlışlıkla yaptığım bir şey. Onu bilmiyordum Twitch'ten yayına girdiğimizi. O nedenle Twitch yorumlarını görünce dedim herhalde Twitch'ten de yayına girmişiz. Bir dahakinde zaten onu yapmayız herhalde. Ama kimden ban yiyeceğimizi de bilmiyorum yani. YouTube'dan mı ban yeriz, Twitch'ten mi ban yeriz? Ona göre değişir. <laughs> Sensei Demir, 16 yaşındayım. Sizin videolarınız, konularınızı çok seviyorum ama anlamakta zorluk çekiyorum. O yüzden çok izleyemiyorum. Yanlış anlama abi, sen çok iyi anlatıyorsun. Şimdi 16 yaşındaysan biraz ağır kaçabilirsen modern fiziği anlamaya çalış. Yani ışık, dalga bunlara bak. Ama şöyle diyeyim, lisedeysen optik derslerini veya fizik derslerini aldıysan kuantum mekaniğinin ne olduğunu anlayabilirsin. Şimdi kuantum mekaniği yapmana gerek yok. Kuantum mekaniğinin ne olduğunu anlamak için lise fiziği yeterli arkadaşlar. Kendinizi çok da şey yapmayın yani ben daha 15 yaşındayım, 20 yaşındayım diyerek böyle meseleyi çok azaltmayın. Gayet anlaşılabilir şeyler bence. indeterminizm kavramını hayatımıza entegre edebilseydik bazı doğmalara rasyonel bir bilimsel bakabilirdik. Çok güzel bir Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yeğene geldiğiniz için. Tamam. Art Yusuf Özdemir'in bir sorusu var. Hocam kuantum fiziği öncesinde demiştiniz ya artık fizikte soru kalmadı diye. Sizce bu kaç yıl içinde yenilir? Arkadaşlar fizikte soru her zaman kalır. Yani fizikte soru kalmaması diye bir şey mümkün değil. Öyle bir şey söz konusu değil yani. Fizikte sorunun kalmaması demek herhalde soru soracak insanın kalmaması demek. Herkesin mühendis olması demektir. Yani yeteri kadar fizikçi varsa soru soran birileri mutlaka olacaktır. Fizikte tamamlanmamış çok şey var. Mesela ben önümüzdeki haftaya bir tane video hazırlayacağım. Burada güzel bir güzel bir sınavda karşılaştım. Bir arkadaşın sınavında. Şeyler var. Mesela bir parçacık eğer 10 üzeri eksi 8 kilogram yani yaklaşık olarak plank kütlesindeyse ve yarı çapı, kara delik yarı çapı, Schwarzschild yarı çapı da 10 üzeri eksi 35 ise bu oluşan parçacık oluştuğu anda bir kara deliğe dönüşüyor ve kendisinin kara deliği haline geliyor. Çok enteresan şeyler var yani. Böyle antimadde, karanlık, madde, karanlık, enerji işin içine girdiğiniz zaman böyle saatlerce tartışırsınız sadece açık yani open questionlar üzerine. O arada fizikte soru biteceğini sanmıyorum. Damla asıl ben teşekkür ederim seni görmek çok iyi. Ee, eski öğrencilerimden birisi Damla Melisa Balcı. Çok da başarılı bir öğrenciydi. Umarım ileride kendisini iyi yerlerde görürüz. Kuantum mekaniğinde Planck sabitinin altına düşebilir miyiz hocam? Şimdi Koray sen Planck sabitinden ne anlıyorsun? Şimdi senin ismini İsmini, ismin Koray bir kere şanssız bir isim benim açımda. Çünkü benim Koray diye bir arkadaşım var. Kendisini de hiç sevmem. Ama soy isimden kurtarıyorsun yine. Kuantum mekaniğinde Planck sabitinden daha altına düşebilirmiş. Planck sabitinin dediğin şey 10 üzeri eksi 34 mertebesinde. Daha altına düşmek ne demek? Protonun yarı çapına bakarsan protonun yarı çapı 10 üzeri eksi 19. Yok pardon. Protonun yarı çapı 10 üzeri eksi 15. Femtometre mertebesinde. Şimdi femtometreden Proton yarıçapından çapından bahsediyoruz. Proton işte hadi böyle iki mertebe daha düş. 10 üzeri eksi 20'ye git. Belki kuarklar düzeyine indin diyelim. Artık oradan sonrasında zaten kuantum mekaniği değil elimizdeki fiziksel mekanikler işlemiyor. Çünkü niye? Elde zaten deneysel veri yok yani. Neyi inceliyorsun? Şimdi şöyle bir durum var. Senin fizik yaparken bir kere deneylerle uyumlu gitmen lazım. Gözlemleyi, eğer gözlemleyemeyeceğin şeylerle uğraşmaman gerekiyor çok fazla. Sonuçta fizik yapıyorsun. Mesela Einstein'ın yaptığı teoriler bile Eddington tarafından 1919 veya 17 miydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani Einstein'ın yaptığı Einstein'ın teorileri deneysel anlamda kanıtlanana kadar Einstein'ı çok fazla ciddiye almadılar. Zaten çok büyük bilim insanı olduğu biliniyor. Özel görüllülük ve diğer çalışmalar güzel ama... Einstein bile sürekli deneysel sonuçlarla, deneysel sonuçlarla güzel uyumlu bir teori yazmaya çalışıyor. Ha günümüzde bu biraz açılmış. Günümüzde şey yapan fizikçiler var yani. Ve almış başını gitmiş. Yani artık kara deliğin içerisinde evrenler var. O evrenlerin içerisinde de başka kara delikler var. Sonra onların içerisinde başka evrenler var. Yani fizikçiler var. Matematiksel anlamda kusursuz. Yani matematiksel anlamda mükemmel teori. Kağıt üzerinde kusursuz çalışıyor ama maalesef... E aşırı uzak teoriler. Yani bu kadar uzak olmaması lazım tamam mı? Fizikteki, o deneysel fizikle teorik fiziğin birbirine biraz dokunması gerekiyor. Tamam. Birkaç soru daha alalım. Sonrası da kapatalım arkadaşlar. Saat 9.30'a geldi. Sade Hoca'nın ders notlarını bulamamışlar. Gelin bizim şey kanalına, Discord kanalına. Oradan bir yerden herhalde buluruz. Furkan Merçinar'ın sorduğu soruyu da cevaplayalım. Az önce verdiğiniz mıknatıs ve elektron deneyi kuantum fiziği ve modern fiziği birbirinden ayıran bir örnek deneydir diyebilir miyiz? Arkadaşlar modern fizik diye bir şey yok. Modern fizik aslında bir tarihsel bakış açısı. Modern fizik deneyleri işte karacısım ışınmasıyla başlar 1800'lerin sonu. 1900'lerin başı. Buradan sonra yapılan şeyler işte özel görürlük de bir modern fiziktir. Kuantum mekaniği de bir modern fiziktir. Modern fizik böyle kuantum mekaniği gibi özel bir konu değil. Bu biraz tarihsel bir yaklaşım. Tamam. Süleyman'ın sorusu var. Süleyman'ın sorusuna bakalım. Hocam çift yarık deneyinde fotonun ölçüm yapıldığında parçacık gibi davranma olayını kısaca anlatır mısınız? Çift yarık deneyinde fotonun ölçüm yapıldığında parçacık gibi davranma ne demek? Zaten çift yarık deneyinde fotonun parçacık özelliklerini çift yarıkta göremezsin. E, o elektronun parçacık özelliklerini çift yarıkta görüyoruz. Yani elektronlar çift yarığa gönderildikleri zaman sen ölçüm yapmıyorsan elektron bir dalga gibi davranıyor. Ama elektronu çift yarığa gönderdiğin zaman ölçüm yapıyor. Sanki ölçüm demek elektronun hangi yarıktan geçtiğine bakmak demek. Bunun için de yapabileceğin böyle en hassas deney ışıkla yapılan deneydir. Bir tane bir lazer ışığı koyarsın. Elektron sağdaki lazer ışığını keserse dersin ki buradan geçti. Soldakini keserse buradan geçti dersin. Ama elektronla foton etkileştiği için elektronun yönü değişecektir ölçüm yaptığın zaman. Elektronun yönünü değiştirmeden ölçüm yapmak mümkün değil. Ama fotonlarda her zaman çift yarıkta şeyi görürsün. Ee, o dalga özelliğini görürsün. Fotonların parçacık özelliğini gördüğün deneyler fotoelektrik etki ve Compton efekt. Yani fotonun elektronla çarpışması. Öyle bir durumda foton elektronla çarpışıyor. Elektron yön değiştiriyor. Foton yön değiştiriyor. Tıpkı iki tane küresel topun esnek çarpışması gibi. Küresel topla neyse. Sanki küresel olmayan top var. Tamam ee, bir tane de böyle bir sorular var. Yetişmeye çalışıyorum. Ee, soru cevaba geldin Mümtaz. Artık öncesini izleyebilirsin. Birazdan kapatacağız. Güzel yorumlarınız için ben teşekkür ederim. Tamam. YouTube kanalına link paylaşamıyorum. Discord veya videoların artık açıklamak Discord. Tamam. Discord linkini bizim video kısımlarından, videolardan bulabilirsiniz bir şekilde. Olmadı bana Twitter'dan yazın. Twitter'dan bana PC bilinden takip edebilirsiniz. Ben oradan size şey yaparım. Herhalde dur, Yasir sen linki bana gönderirsen ben paylaşabilirim herhalde. Bir soru vardı soruyu kaçırdım. Tamam ben bir şey soracağım. Şimdi hız artınca zaman bizim için yavaşlıyor. Geç yaşlıyoruz Peki gezegenin dönüş hızı artarsa aynı şey olur mu? Şimdi çok enteresan bir şey. Gezegenin zaten dönüş hızı artarsa güzel şeyler olmaz. Çünkü hız artımı ivme ile gerçekleşir. İvme de bir itme yaratır. Yani dünyamız Böyle dönüş hızında çok yüksek imelenmeler, çok yüksek imelenmeler gerçekleşirse bu güzel şeyler olmaz rüzgarlar olur, büyük fırtınalar çıkar. Bu da bizi kötüledikler. Ama şöyle diyebiliriz, zaman bizim için yavaş akıyor. Hızlanan cisim için zaman referans aldığın diğer yavaş olan cisme göre, yani yavaş olan cisme göre zamanı yavaş akacaktır. Ama bunun için sen zaten dünyanın üzerinde olduğun için o senin kendi zamanın olacak. Sen bunu ölçebileceğim bir şey değil yani bu senin. Şimdi bizim bakış açımızdan ışık için zaman durmamış. Işığın bakış açısından ışık için zaman durmuş oluyor. Bizim bakış açımızdan ışığın zamanı var çünkü fotonlar arasında gecikme söz konusu. Bu fotonlar arasında yani bizim yaptığımız deneylerde ben Discord kanalını paylaştım arkadaşlar chatte. Bizim yaptığımız deneylerde falan fotonlar arasındaki mesafelerden ötürü oluşan zaman farkını biz fotonu gittiği yolu uzatarak mesela biz kuantum fotonik bilgisayar üzerine çalışmalarda iki foton var. Bu fotonlar arasında bir zaman farkı var. Benim bu fotonları aynı anda bir yere göndermem lazım. Ben bir fotonu biraz bekletiyorum. Bir delay yani bir time gecikmesi, bir zaman gecikmesi ekliyorum. Bu fotonlar arasında zaman farkı var. Böyle her foton ışık hızında gitmiyor. O Fotonun hızı. Ama yani fotonun hızı 300 bin. Ben bunu 305 bin yapamıyorum. Öbür foton öndeki fotondan daha hızlı gitmiyor ona yetişmek için. Benim bakış açımdan zaman farkı var. Kendi bakış açısından yok. Yeni bir Discord linki gönderdim. Arkadaşlar ben teşekkür ederim. Zaten 30-40 kişilik bir yayınımız oldu güzel. Böyle ufak ufak ben ortamı ısıtmaya başlayacağım. Biz böyle bazen YouTube yayınları yaparız. Sonraki haftalarda da dediğim gibi Serkan hocamız, Zeki hocamız ve daha büyük sürprizlerimiz de. Şimdi isim vermeyelim. Daha büyük sürprizlerimiz de olacak. Burada böyle sizlerle ayda bir kere iki kere güzel YouTube'da hocalarımızla beraber yayın yapmaya çalışacağız. Bu yayınlar sırasında yanımda bazı arkadaşlarım da olacak bize. Yani iki kişi bir tane hocaya soru soracağız. Öyle bir yayınlar yapacağız. YouTube yayınlarının evet. güzel kısmı sonrasında da izleyebiliyorsunuz zaten. Geriye sarın izleyin arkadaşlar. Ben katılabilir miyim o iki kişi sonra? E tabii 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 tabii. Sen ya iki olur, üç kişi olur, fark etmez. Böyle bir sinerji olsun. Cem'in dediği gibi böyle bir sinerji olsun istiyorum yayınlarda. Ama sana soru sordurmayacağız yani. Tamam bizim Twitch tayfa. Siz yarın görüşürüz. Siz de Twitch'te. Burası YouTube. Burasını çok şey yapmayalım. Bozmayalım. bu yayını da silerim zaten Twitch'ten sonrasında. Ne böyle burası hiç yani hiç hiç böyle Twitch e uygun bir yayın değil yani. Tamamdır arkadaşlar. Ben kapatıyorum. YouTube'da bu Twitch'cilere söylüyorum. Arkadaşlar Twitch'ciler hatta linki paylaşıyorum sizlerle. Twitch'ciler YouTube'da yayının YouTube'da yayının kaydı olacak. Gidip diyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yayını kapatıyorum. Görüşmek üzere hocam. İyi günler herkese.